Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Biz de gidiyor Yayınlanan diyelim şarkıyla hiçbir ilgim yoktur. öyle. Geliyoruz hızlı. Şimdiden duyurayım. Abi ben hep dediğim gibi biz bu yayını asla iyi bir parçayla açmayacağız abi. Bu bizim bir geleneğimiz yani. Bunu ister beğenin ister beğenmeyin ama bu bizim bir geleneğimiz. Ben böyle yapıyorum. Geleneğe böyle geleneğe sokayım ben, çok affedersiniz ama. Ben çok kolay kolay küfür etmiyorum ama. Baykan, görüntüyü verdin mi? Vermişsin. Görüntüdeyiz. Evet, gördüğünüz gibi Baykan arkaya bugün de pizza virali almış. Yok viral almadım ya şey yeme Evet. tam yayın önce bir iki dilim Ya dolanmak bırak bu istiyordum. işleri Baykan, bırak bu işleri. Vallahi billahi Ayak, ayaküstü deli gibi para kazanıyorsun, farkındayım. ya. Biz yine ne kadar mı? Evet. Her yayın bir viral reklam olsun. Of. Ay, ya ben mallık yapmışım. Yazdım sana da, kahveye koydum, bekliyorum dedim. Koymayı unutmuşum. O yüzden bir gidip alacağım E başlamadan. tamam git koy. Zaten biz daha toplanana kadar buradayız. Ben de vakit kazanmak adına klasik diyeceğim bir eserle giriş yapmayı tercih ettim. Güzel. Şey, kimindi bu? Taladro, Can Feza, Peki. Ehliye Çiftlik Boys. Bizim niye başımız belaya girsin? Bir de benim alakam yoktur diyor. Benim sanki çok alakam var. Yapan arkadaşın isimleri Oğlum. yazıyor kapakta gördüğünüz üzere. Diye savcılığa duyurulur. Kapakta görmüyorum işte, ben de o çıkmadığı için. Ha, pardon. Benle ne alakası var ya? Selamlar, hoş geldiniz. Dur, Kolay siz gelsin. sohbet edin, ben Tamam. yaptığım malı telafi Ya edeyim geleyim. estağfurullah canım, insanlık hali. İnsanlık hali değil, çok kötüyüm ben ya bu ara. Dur Bak getiriyorum. ben de. Çok farkımız yok. Bugün daha da kötü olacağız. Bugün benim Eyo. tek iyi tarafım güneş olayını çözdüm işte. Şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Güneş olayı deyip yukarıyı mı gösterdin? Evet, benim lamba biraz lambadan ziyade güneş vardı ya üstünde bir tane. Onu biraz Peki, tamam. normale Ben geçen yayında bilerek yaptım çevirdim. sandım onu. Dur hadi Hayır. geliyorum. Bugün çok kötü bir gün bizi bekliyor. Şimdiden ağrı kesicilerinizi, içeceklerinizi falan hazırlayın arkadaşlar. Bak baştan söylüyorum. Bugün netteyiz. Bugün komple netteyiz yani. Hoş geldin Hoş bulduk. Malicim. Bugün chat'e de söylüyordum. Bugün yayın tarihimizdeki artık 17. haftadayız. En kötü bölüm bu. Net. Ya en kötü Haydi derken çıkar biz çok eğleneceğiz ve muhtemelen chat'in de çok eğlendiği bir bölüm olacak. Hani o açıdan en kötü değil ama müzikal manada gelmiş geçmiş en kötü bölüm bu bölüm haberiniz olsun. çok yükselttim beklentiyi şu an. Abi şey var, şaka yapmıyorum. Nette harici dinleyeceğimiz 7 parça falan çıktı bu hafta. Geri kalan full nette çıkmış. Hani bildiğimiz kişilerden 7 kişi falan var yani. İşte benim de 11.30 gibi falan bir işim var. O saate kaçarım yavaştan. Tahminimce o saatlerde gireriz diye düşünüyorum. Oy, dur, ben de yerleşeyim yerime. Oy. Yok yolumu yapmıyorum Serkan. Çıkan Ya şeylere bakın. bırak. Gerçekten bakın yani. Gerçekten. Ama bu Gerçekten. hafta bir vizyonerliğimiz daha var abi. Fark ettim. Şahin Dekak'ın bu hafta nette çıkacak olan parçasını ben size aslında 1,5 ay önce dinletmişim. Evet, açıklaması ne? Hiçbir Ben fikrim anlamadım yok. çünkü. Yok hiçbir fikrim yok. Biz Şahin Dekak'ın Ha, diskografisine bakalım diye ciddi. baktığımız bir şey vardı. Çocuk Netteye parçayı bugün mü dün mü ne vermiş abi. Biz hani erken dinleme şansına erişen 10 kişiden biriyiz. Bugün de baktım 11 kişi dinlemiş. Biz çok şanslı. Biz yani kemik kitlesiyiz farkında değil Şahin yani. Şahin Dekak var bugün evet. Kemik kitlesiyiz çocuğun haberiniz olsun. İster ya sevin ya terk edin Şahin'i ama böyle bir gerçek var yani. Evet Valicim anlat bakalım neler yaptın bu hafta biraz. Bu hafta hiç anlatmayayım ya. Yani zaten Bu hafta bu cümlenin üstüne çalışma. anlatma zaten. Anlat bakalım Mali Bu neler yaptın bu hafta. hafta biraz. Hani yani öyle kötü cümle kurdum Ya ki. bu hafta çalışma tarihimin en kötü haftasıydı. Yıllardır içinde bulunduğum sektörde geçirdiğim öyle bir şey girdim ki. Gerçekten en kötü haftamdı ve bu Teşekkürler en kötü Türkler. haftayı haftalığın en Türklerin kötü haftasıyla. Teşekkürler Türklerin iş alakası olmaması diyoruz değil mi bu Evet, konuda teşekkürler. Yok, ben hata yaptım yani. Niye Türklerden iş alıyorsun? Şimdi anti milliyetçi bir şeye girdim ama. ama yok gerçekten anlatsana biraz abi. Hani bu sektörde olanlara varsa da hani yaşadığın sıkıntıları görsünler. Hani okumayı planlayanlar, bu Anlatayım işi abi. yapmayı planlayanlar Dur. varsa gerçekten yani. Anlatayım ama şimdi bazılarıyla yani nereden denk gelecekler gerçi. Çok yuvarlak anlatıyorum.
Bizim böyle bir işleri büyütme planı vardı. Sen böl abi. Heh, tamam. Artık böleceği zaman anlıyorum böyle. Yok. Salak. Yemin bölme nefes alması var farkın. Tamam, devam et. Özür dilerim. Tamam. Abi böyle bir dedik ki şey birazcık daha benim alanım dışında işler alalım diye yayına da gelmişti Melis diye bir arkadaşım. Geçenlerde selam vermiştim. O da tasarımcı. Hani dedik benim alanla onun alanını birleştirelim. Böyle daha kapsamlı işler alalım. Ben bir kısmını yapayım, o bir kısmını yapsın. İşte yıllardır iş aldığım platformda da birazcık daha işleri büyütürüz diye. Ben de hani orada bir dijital ajans gibi bir şey kurduk. Oraya iş alalım diye gelen bütün teklifleri, hepsini değil tabii hani bir kısmını eleyip, mantıklı olanlarını. Ya çünkü bana şey de geldi abi, İngiltere'de bir içinde Endonezyalı ve işte diğer Asya ülke Taylandlı falan ablaların olduğu bir masaj salonu sitesi işi de geldi. Ben kıllandım. Eyvah eyvah. FAQ kısmına baktım abi, sık sorulan sorularda ne var diye sitede şey var. Seks dahil mi yazıyor? Oo. Gel ciddi ciddi Hayır yani. demiş. Ciddi Hayır ciddi. demişler ama hiç inandırıcı gelmedi bana. Mesela öyle de bir iş gelmişti. O yüzden böyle bir kısmını eledim yani. Neyse bu iş gönderen arkadaşlarım da hepsi Türk tesadüfen. Bir tanesine teklif verdik. Bayağı bir uğraştım böyle işte bir şeyler araştırdık öncesinde falan. Teklifi gönderdik, kabul etti. Araştırmaları gönderdim. Ben vazgeçtim. Daha düşük bütçeyle yapacağım dedi. O benim hatam. Buradan arkadaşları uyarıyorum. Bir işe başlarken paranın bir kısmını alın. En azından bir havuzda bir yerde dursun. Çok Mantıklı. amatörce bir hata oldu yani. İkincisi işi böyle yarısına kadar getirdik. Bayağı da 1,5 gün falan mesai harcadım, 2 gün falan. Vazgeçtik dedi. Daha büyük bir işe çevirdik onu Allah'tan. Başka bir tanesi pazartesi salıya ayırmıştım. Salı akşamı yazdı. Çarşamba, perşembe, cuma bakalım mı diye. Program deli gibi dolu yani. Nereye bakacağız? Haftaya aldık. Başka bir tanesi Hintli arkadaşlara, buradan bütün uzak doğuya selamlar. Hintli arkadaşlara site yaptırmış. Site çöktü. 2 gece onunla uğraştık düzeltmek için. Falan böyle hep yani sorunlu, değişik işler oldu. Ve yani toplamda çalıştığım 1 gün falan var böyle verimli. 1,5 gün var. O da Türk değil. Tek Türk olmayan müşteri. Değil mi? Kendisi Avustralya'da, asistanı Kenya'da. Şimdi çok da genele vurmak istemiyorum ama anladın sen ne demek istediğimi. Müzik sektöründe de benzeri olduğu için. Tabii canım. Ama ben bir şey daha unutmuşum ya. Nedir? Sen ne yaptın sen anlat. Ben de dinlemeden gideyim diye unuttuğum şeyi alayım. Git al gel, ben bekliyorum seni. Saçmala bak böyle 11'de falan başlayacağız herhalde. Sıkıntı yok, sen git hallet. Ben de bu sırada şey ufak bir şeye bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye tekrar yakın zamanda çıkmış. Ben de bir onlara bakıyorum. Ha, hoş geldin. Özel değilse neyi unuttuğunu sorabilir miyim? Çok merak Çikolata. ettim. Çok önemli bir şey değil daha. Allah kahretmesin ya. Tamamdır. Afiyet Kusura olsun. bakmayın. Bugün Afiyet olsun. beni alttan alacaksınız. Çok özür dilerim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet Küfür etmeyin bana. arkadaşlar, sizler de nasılsınız? Abi ankete cevap vereceğim ama bir şey anlamadım. Dolar iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani moralim çok yüksek anlamında mı yoksa Hiç karşısında zannetmiyorum. çok alttayım anlamında mı? Ona göre işaretleyeceğim. Hiç zannetmiyorum yani. Ve Yani. bu arada gerçekten herkes bu hafta nette gibi hafta demiş ya. Enteresan. Nette ama yani genel olarak yani haftanın nette günleri biraz zaten bütün bir haftanın yorgunluğunu çıkarmıyor muyuz ey sevgili nette dostlar? Ben de tam Adam netteyi sevdiği bir nevi radyolar gibi konuşayım dedim böyle. nette tarikatı kurmuş adam. Ama yani ben gerçekten şeye inanıyorum yani. Hani Neye? ne Şahin deka inanıyor. yok. İnanmıyorum ama bir güç var Hayır, falan. konuştursan anlayacaksın. Hep sonra bay so İşte bak nasıl so sonra oluyormuş. baykan kesti. Cenk selam. Sonra baykan kesti. Artık Arkadaki yanıma 3 do Cenk'i de aldım artık. Dominos değil ya o şey. Neyse, çok markası çok önemli değil diyelim o zaman. Şey ya, kampanyayla daha mantıklı geliyor. Bir tane pizzaya 60 lira vereceğim. 3 tane pizzaya 100 lira veririm abi. Öyleli yani. Öyleli tabii ki yani. Bu arada evet, Çok harman güzel bence ortam kurdum lan ben burada. harman bence de ilk işe girerdi bu arada. Yeter be, yeter. Üf. Bir harman bir Bulgari.
Konuşturmadı beni orada bak ama beni anlayan biri var artık. Cenk sağ olsun. Ben de çok reklam almış gibi oldum ya. Vallahi nette ile de şarj olacağım ama siz de olacaksınız ya. Ne yapalım Cenk'e övelim mi? Cenk'i de övelim. Ya sen her, dün sen övüldün diye şimdi Cenk'e sen de karşı övgüme yapacaksın. Bu böyle evet, ya diye böyle zincir halinde devam edeceğiz. Yayını şiplik banklaşmışken bence zincir olarak devam edince çok kötü bir cümle. Evet çok kötü oldu evet. Asla zincir olarak devam etmeyeceğiz abi. Hani en azından bu parçayı arada, bunu açtıktan sonra yani. Ve dediğim gibi. Şey diyeceğim sevgili, gerçekten dakika, abi. Sevgili savcılık şu an gördüğünüz iki şahsın alakası yoktur. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar. Görmüyorlar ki oğlum podcast koyuyorsun. Duyduğunuz da bari. İşte ya tekrar savcılık şimdi YouTube'a mı kaldı? Twitch'ten yayın tekrar çekecek, Twitch atmayacak mı? Yani adamlar ofis açıyorlar buraya. Sizin de ekranda gördüğünüz veya podcast'ten duyduğunuz üzere Can Feza ve Talat Rul'un şarkısı çıktı. Dikbank bizle alakası yok. Tamamdır. Ama bak yatırım tavsiyesi değil ama savcılar da yanlış anlamasın. Çiftlik Banka Allah. Zamanında paranı yatırsan abi muhtemelen dolardan daha az zarar ederdin yani. Oy. Yanlış mı? Yanlışsa yanlış da. En azından para gitti abi. Rahatsın yani. Mis. Böyle de gitti abi neredeyse baktığınız zaman mantığı. Yani işte çok değişen bir şey yok. Umut yok en azından. Gitti yani o. Ya işte ben Ukrayna'da sabırsız bir şey bekliyorum. Türkiye için özel çıkarılmış 0 dolarlık banknot bekliyorum ben. Şeyi biliyorsun o bile 2 lira yalnız bana biliyorsun değil mi? O bile 0 bile eşittir 2 şu an yani. Hangi 2 dolar? Ukrayna'da her yerde tosuncu kapışları vardı. Aa, ciddi misin? Sağa sola Kiev'e böyle sağa sola yapıştırmışlar arıyoruz diye. Ya şey de var listemde çaycı bu arada. Levon'un ve Ogeday'ın AKP seçim şarkısı da benim şey var. Mali'ye de odayı atayım görsün. Hani yayın açmak için yayın aynen playlistin ismi şu. Yayın açmak için bok gibi şarkılar diye playlistim var abi. Çoğu Spotify listesinden daha güzel bence. Değil mi? Oradan geliyor orada onlar da var. Seçim şarkıları falan da var. Aynen hani gerçekten dolar biraz daha böyle giderse yayıncılar güzel kazanıyor diyebilirsiniz abi. Daha para çekecek limite gelmedik ama şey var yine hani dolara vurunca güzel gözüküyor. Ya onu anladık zaten canım arkadaki 3 kutu pizzadan bir insana bir kutu yeter yani. Allah Allah. Oğlum kahvaltım da var orada benim. Yani ben biliyorum hani takılıyorum yetişkin bir baykan çünkü pizzayla beslenir. Ben ne zaman görsem pizza yiyor. Bütün pizzacıları çok iyi biliyor. Baya belgesel çektin. Tarkan gibi seslendirmen aynen. Yok mu peki? Nasıl yani? Ben de izlemedim öyle bir şey varsa. Tarkan'ın seslendirdiği belgesel var izle müthiş. Aa ben şeyi biliyorum bir tek. Doğru diyorlar. ASMR storiesini biliyorum. Evet. Ama ağlıyorum. Çok güzeldi o. Bir tek onu biliyorum. Kesiyorlar. Yasin. Demiş ki Almanya'da bir akrabamız her yaz geldiğinde işlerini yaptırıp 200-300 euro veriyordu. Adam koronadan öldü. Çin'e sövüyorum 7 aydır gündüz gece demiş. Hani başınız sağ olsun ama yani. Aynen başınız sağ olsun. Ama güldüm özür dilerim. Ufak ufak başlayalım mı ne dersiniz? Tahmin edin bakalım kim geliyor? Anket açalım. Velet, Fuchs, başka kim var? Herkes var yani. Bizim daimilerden. Kezzo, Rota. Yani yok bir de şey, ekranda açık bu arada zaten soruyu sorarken bu arada. Ne kadar iyisiniz açık oğlum. Aa tamam, ben de ekran yok. Yani çok affedersin ama teknik. Aşırı kötü şartlarda çalışıyorum. Bak şu kadarcık ekrandan nereden göreyim abi? Tamam. Minicik ekran ya. Aa, aynen Sokrat çıkarmış onu kaçırdık değil mi? Dur Discord'dan hemen onu da alayım. Tablette Twitch var mı ya? Tabletten açayım. Benim bir tane böyle var eski bir tabletim var. Dökülen ondan açayım. Ben hiç tablet kullanmadım bilmiyorum. Abi girelim mi? Anket açıldı çünkü çok saçma oldu şu anda. Dur bir dakika. Ha tamam Sokrat dışında. Patron rapi mi bırakmış? Öyle bir açıklama gördüm. Ya şey ara veriyorum deyip geri dönüyor denecektir. Zaten yani. Şeye geçmişti komple zaten. Ya ooo sen this peşindesin. Tamam. Tarzatı bulamadım şu anda. Tamam Sokrat'ta eklendi listeye madem öyle. Gerçi geçen haftaki Emre Aydın faciasından sonra istiyor muyuz gerçekten? Carrot hoş geldin bu arada. Yeni gelenler topluca hoş geldiniz.
Başlamadan bir veren var. Evet, Fuchs izlim verme. Anketi açtığınıza göre ben giriyorum. İlk parçamız Dr. Fuchs featuring Allround izlim verme. Geliyor. Evet, berbat. Direkt hani geçtikten önce berbat dedim. İlk kez bana bir parça bunu abi, yaptırdı. Yani Türk milletinin sorunu bu ya. Yani illa bir şey söylemesi gerekmiyor. Abi yazsanıza geçti yani. Baykan'ı beklemeyin. Ve otoritede kullanacağım ama daha ilk parçadan da otorite olmasın dedim ben. Demokrat bir kanalım ben. Ben bizzat kanalım ya artık yalnız. Yani yine ben konuşamıyorum. Demokrasi bazen çok da iyi bir şey olmayabilir Baykan. Yani bir arada bir diktatörlük bekliyoruz senden. Kimler kimler yapıyorsa yapsan bir şey olmaz. Evet abi, introda geç yazıldı da o kadar da olmasın dedim. Şarkıyla ilgili yorumlara intro da geçebilirim. Intro dediği zaten ya. Şarkının yarısı abi zaten intro dediği. Şarkıya ben biraz kitlerim abi yani. Aa, Levent Kıca senesi mi var? Çok güzelmiş. Kimin abi o? Aa, Paptır Cem'in. Sena'nın. Çok güzel tasarlanmış, sevdim. Bıyık mı tasarlanmış yoksa şey mi? çok güzel tasarlanmış. Çene artı bıyık tamam, ama Levent Kıca gülüşü var orada, güzel. Abi ilk 30 saniye en güzel yeriydi diyen var şu anda. Abi yani şey var. Bir, hani ilk bir dakikayı falan dinledik böyle, ama abi bana ilk bir dakikada dinleteceğin hiçbir şey yok ki. Niye öyle bir uzun bir intro var hani? Klipte de gördüğümüz şey Vectan'lısı arkadaş var biliyorsun. Evet. Kendisi en azından şey var. Çok kötü de olsa bir fene senaryolu falan böyle bir hani sinematik bir şey çekmeye çalışıyordu. Sende o da yok abi. Şey var. Yani parça zaten ritme diss abi direkt olarak hani. Çünkü hani burada şey hani ritim Can Havi ile kaçtı çünkü bir ara yani, o yüzden. O normal bir offbeat olmak değil o yani. Çok klasik teyze yorumu yapayım mı yap, peki? Yap. Fuchs'un şapkasında ne yazıyordu? Hiç dikkat etmedim. New York muydu şapka? Bakalım. Diğer arkadaşın üstünde de Dior falan var hani. Türk bakalım bayrakları. Ben o yüzden dedim kumpirleri salın diye. Abi her şey kumpir. Parçada kumpir. Yani parçada kumpir. O, bir de şey var. Fuchs mesela coğrafya dersi parça. Bildiği bütün ülkeleri saydı bir ara. Hani İstanbul, Hollanda, Kreuzberg, Paris, Medine hattı. Arda Turan'ı da unutmayalım. Medine hattı da dedi herhalde. Dememiştir ama dedikse dedi sayalım. Bildiği bütün şehirleri saydı bir ara. Fuchs ve rap'in alfası gerçekten çok iddialı yani. Ya ben artık gerçekten eski diye birilerine saygı duymuyorum. Artık da hiçbir zaman duymuyordum ama artık hiç duymuyorum ve bunu sesli dile getiriyorum abi, artık üzgünüm ya. Ya ikinci arkadaş da zaten çok tırt yani. Ama şey var, istikrarı ben beğeniyorum. Fuchs her hafta hani daha kötüsünü siz değil ben yapacağım diye bir savaş içerisinde, farkında mısın? Farkındayım. İkinci arkadaşın peki Fuchs'tan daha iyi olması? İkinci arkadaş da berbat. Neye göre daha iyi? Yani yine harmana Fuchs'tan doğru gidiyoruz. Daha iyi bak abi. Harman tartışmasına doğru gidiyoruz. Bak cümle çok basit abi. İkinci arkadaşın bir kalıp Fuchs'tan daha iyi olması. Abi şöyle bir kimden şey daha iyi? Fuchs'tan daha iyi. Şimdi Türkçe dersi vermeyeyim ben burada sana ya. Cenk'cim çok bir şey kaçırmadın. Hatta biraz şanslısın Cenk, yani. Cenk git Allah aşkına git. Git. Kendine onu yapma. Hani sevdiğimiz yani, bir insansın. Ben şu an şeyim hani. Şöyle söyleyeyim sana hani. 1 ile 1.01'i karşılaştırmayacağım, anlatabiliyor muyum? Onu yuvarlarım ben, ikisini eşit derim o yüzden yani. Onun mücadelesini veriyorum. İkisi de eşit rezalet yani. Birazdan coğrafyaya geçtik, Türkçe'ye geçtik. Birazdan matematiğe geçeceğim abi. Abi çok kötü, çok kötü. Üzgünüm ya. Ne dinlesek ona bakıyorum. Hadi yeni aldığımız Sokrat'a bakalım. Sokrat dostum geliyor sıradaki parça. Sokrat ST dostum. Evet, geç karar çıktığı için fade attım ben. Mali nasıl buldun? Notlar alıyordun ondan. Sen gir abi. Ben, yok sen ben, notlar alıyordun. Ben linçlenmek istemiyorum. Yok, ben sadece şey notunu aldım. Bana birini hatırlattı da biraz ağır olacak. Mevlana ile Şems'in şarkısı. Mevlana ve Şems. Şems de değil mi? Evet. Yanlış söylemeyeyim de. Evet. Lil Şems abi. Al bak, konsept şarkı yok yok diyordun. Al sana konsept şarkı. Çok çok teşekkür sevdin ederim. Sevdin mi? Çok teşekkür ederim. Abi bir şey soracağım.
Gerçekten bilmiyorum. Sokrat ya da Şanışer'den birinin doğum günü mü ya da neden böyle bir parça yapıldı? Bak güzel hisler, evet, bir insanın arkadaşına sevdiğini söyleyebilmesi güzel ama bu bence de biraz bromance'ten ileri duruyor. Saygım var, kesinlikle saygım var ama abi ya itiraf etsek mi bazı şeyleri? Ya şarkının teması yüzünden bunu söylüyorum ya o zaman gerçekten. Sokrat, ben geçen haftaki şarkıyı hiç sevmemiştim ama bu şarkı fena değil. Hadi ben de orta yolu bulayım bari oğlum. Çok ağır girdin. Yok ağır girmedim oğlum. Sokrat arkadaşım Geçen benim de. haftaki şarkıdan daha iyi bu arada. Geçen haftaki şarkıdan Biliyorum hangi? arkadaşın olduğunu çünkü abi sen, ben bir daha söyleyeceğim bunu. Kötü şarkıların üstüne arkadaşın olanları alıyorsun özellikle. Ya Birkaç ben haftadır dikkat ediyorum. kötü olmayan şarkı mı dinliyoruz biz burada? Bana kötü şarkısı arkadaşın diye. Ben piyasaya aktif iş yapan Şimdi bir insan Baykan, olarak senin çok kişiyi temel tanıyorum ve burada %90 kötü şarkı dinliyoruz yani. Benim elimden ne gelsin ya? Temel mantık hataları var sende şimdi. Kötülerin kötüsü var. Kötüler arasında daha az kötü olan var. Hani böyle bir kıyas yapabiliriz. Evet bak Büyüktür ben, işareti, abi ben burada küçüktür falan. bu arada şey var abi ben homofobik bir insan değilim. Hani ben burada şey eşcinsellerle veya bu yerimdeki insanlara dalga geçmiyorum. Banana Bey'in dediği gibi love is love ama saklamayın artık. Yani ben bunu söylüyorum. Abi, bu sadece Şanışer ve Sorkat için bunu söylemiyorum. Herhangi bir love. Saklamayın yani yaşayın sevginizi. Ve şey var hani gerçekten fikir olarak Şanışer'in doğum günüymüş onun şey yapılmış ama şey var. Sokrat'ın kaleminde abi yani ben de seni evet Mali bak söylüyorum arkadaş olarak seni çok seviyorum ama ben sana hani ya iyi ki omzumda yattın falan diye sözler yazmazdım herhalde sana doğum günü şarkısı Bu arada bizim de öyle yapıyor fotoğrafımız var lan. olsam Şimdi aklıma geldi de, Mehmet'in evinde hatırlıyorsan eğer. ya ama o trollüktü Mehmet'e. yani. O trollüğüne yapılmış bir şeydi. Mehmet'in evine biz şey halı almaya gittik. O, yani adam Antep'te biz adamın evine gittik halı almaya ve şey ben televizyon yalarken falan fotoğraf çekilip attım Mehmet'e. Çünkü adam şey diyor kanka ev ne durumda diyor. Yani ne durumda olacak? Dün gittin halıyı aldık çıktık işte. Koltukta bunu Arkadaşlar buldum diye fotoğraflar koltukta 500 dolar. bunu buldum falan diye ve 500 dolar saçma sapan Mali atarsanız ile fotoğraf fotoğraflar atıyoruz atıyorum. böyle yani. Bizimki arkadaş 500 dolara trollüyor bütün yani. fotoğraflar atıyorum. Bunu toplanıp da verebilirsiniz 500 doları bu arada. Yani yok Yerine atarım yani. İran halısı mı dendi? Yok canım. Hatta yani Yok be, normal halı yani. yok bir de İran halısının Ataşehir halısı. yok bir de ya Elçin İran halısının üstüne kusmuş olsa yani ayrılmışlardı bence abi yani. Bu yıkamaya gitti direkt yani anladın mı? İran halısını otogaleride yıkatmazsın herhalde Abi bir arkadaşlarımızı karşımıza almamıştık. yani. Abi Ama yok abi şey gerçekten. Geçen hafta dinlediğimiz parçadan kat kat iyi parça. Evet hani bak güzel bir jest. Arkadaş doğum günü için ama ben bazı sözleri gerçekten aşırı buldum. Ve yani, homofobik değilim saygı duyuyorum ama yani şey yani çok arkadaşa yazılmış değil de hakikaten sevgiliye yazılmış gibi hissediyor. Hani yakın arkadaşlık hepimizin yakın arkadaşı var. Yani ama Ya ben çocukken böyle çok aşırı cringe bir şarkı yapmıştık kardeşimle, anneme. Anneler Günü şarkısı. Ben ondan bile utanıyorum şu anda. Ama yani şey değil ya, o kadar abartmaya gerek yok bence. Rota spam mı? Gelecek. Yakında o da. Ya bu arada gerçekten yani şey değil. Hani Fuchs'unkinden sonra parça iyi geldi ama ben biraz aşırı buldum hani sevgiyi. Ne mutlularsa bize laf düşmüyor abi ya. Ya oğlum bıyık aslında gülme o anlamda söylemiyorum. Arkadaş olarak da hani böyle bir arkadaşlık ilişkileri varsa bize laf düşmüyor yani. Ya çünkü mesela şey var. Hani özellikle Türkiye'de mesela hani şey İki kadın samimiyet göstergesi olarak birbirine aşkım dediğinde otomatikman lezbiyen yaftası yapıştırmıyorken iki erkek birbirine aşkım dendiğinde garip bakışlar oluyor. Bu yapacak bir şey yok yani bu coğrafya böyle bir coğrafya Lan adam dostum diyor. Nereye bağladın ya. konuyu? Hayır ben şu an bu parça özelinde konuşmuyorum Sen zaten biz zaten hiçbir zaman bu parça üzerinde konuşmuyoruz ki abi. Bu parça üzerinde konuştuğumuz hiç olmadı bizim. yani. O zaman madem rota istediniz o zaman rota gelsin. Rota boşluk geliyor. Ay ay nakarat. Geçtim nakarat canımı yaktı ay. Abi 2 hafta önce Despo'nun nakaratından sonra duyduğum en kötü nakarat. Yok Despo bundan daha kötü de. Nakarat mıydı onu da bilmiyorum. Hemen Abi, kapattık çünkü abi. Hemen kapattık 2 hafta ya. önce Despo'nun nakaratından sonra duyduğum en kötü nakarat. Ya cümlelerimi niye bir kere daha açıklamak
Yok, zorunda kalıyorum. Açıklatma zorunda kalmıyorum canım. Despo'nunki daha kötüydü. Despo'nunki nakarat, Despo'nunki daha kötüydü diye fikrimi belirttim. Seni onayladım. Üstüne şey dedim ama Despo'nunki nakarat mıydı emin değildim. Çünkü başlar başlamaz geçtik ya. Belki worst'tu yani. Bilmiyorum. Hani onu kastetmeye çalışıyordum. Ben, size... ben sağda solda nakarat diye okudum diye. Ben de şarkıyı bir daha açıp dinlemedim. Arda'cığım hoş geldin bu arada. Daha netteye girmedik ama bugün bütün hafta nette. Samimi söylüyorum. Of. Abi şeyi merak ediyorum. Ben biraz bu yayından sonra ya da önümüzdeki zamanlarda acaba Fransa'da, Almanya'da falan bu beat'in aynısını bulacak mıyım yine? Kasuyu hip hop 101 yaparken Kasuyu ifşalamıştık ya hatırlıyorsan. Burada da öyle bir şey olacak mı acaba ya? Yani? Aa ben kaçırdım onu. Ha. Kasyon'un beat'i birebir Arak abi. Alıntı diyecekti, Arak diyeyim dedi. İkisini birleştirdi, Arık dedi biraz önce fark ettiyseniz eğer. Ben farkında değilim bu tip şeylerin ya. Arık. Artık Arık diyoruz. Arık. Aparmışlar ya. Biz niye yeni, düzgün, aynen, düzgün yeni jargon. Biz niye düzgün jargonumuzu kullanmıyoruz? Marizlenmiş, aparılmış, dızlanmış falan işte. Ya bunlar nette jargonu. E şu an zaten netlerden farkımız mı var yani? Ya şey... Abi verse'den ben yine bir şey anlamıyorum. Ha bu arada şey değil hani. Bu trisik rap çok hızlı anlamıyoruz falan değil. Yani ne anlatıyor? O açıdan bir şey anlamıyorum. Hani Merdo da yakaladı benim en çok garibime giden satırı. Kanadı kırık uçamayan atlar diye söz var. Hani ne anlatıyor derken şey anlamında söylemiyorum hani. Dedikleri anlaşılmıyor cümle seçemiyorum değil. Duyduğum cümleleri bir mantık rayına oturtamıyorum anlamında. Ne anlatıyor abi? Bence derin bir cümle kurmuş ya. Pegasus'tan bahsediyor olabilir yani. Ya, marka olan değil, normal. Bence bu arada abi bir firmayı daha karşımıza alıyoruz ama hani gerçekten kanadı olmayan bir atla uçmaya çalışmak Pegasus'la uçmaya çalışmaktan daha güvenliymiş gibi geliyor bana bazen. Peki. Dedi 6 aydır evden çıkamayan adamlar. Yani hani mitolojik varlık olan Pegasus'tan bahsetmiyoruz bu arada. Sevgiler sağ. S.A. dedik şu an kendilerine. Oğlum çok güzeldi ya. O adam şeye geldi. Bizim okula geldi. Seminer gibi bir şey böyle yapılıyordu. Hani sağdan soldan girişimciler geliyor. Abi adam şeyi soruyordu ya. Pegasus değil bu arada adam dedim yani. Şey kurucusundan bahsediyorum. Tamam. Direkt Pegasus gelmedi diye yapma. Yani. Ben bir şey yapmasam da sen kendi kendini açıklıyorsun şu an ya. Evet şu an öyle bir ihtiyaca girdim. Abi adam birini kaldırıyor mesela. Sen kalkıyorsun. Önce adını soyadını söylersin ya bir şey sormadan önce. Hı hı hı. Genç bakış gibi düşün yani. O da ne iyi programdı bu arada. Abbas ayetler var ayetler. Yok o genç bakışta değil ayetler var. O siyaset meydanında genç bakıştan daha da kötüsü. Genç bakışta değil miydi ya? Yok yok. Genç bakış şey abi. Genç bakışta öğrencilere pek söz hakkı verilmiyor. Verildiğinde de Abbas Güçlü bunu şey var. Stresini boşaltmak için birini azarlamak için kullandığı için. Otur yerine sen özel okuldasın. Sen kalk sen devlet okulundasın. Hayır öyle şey mi olur saygısızlık yapmayın falan diye program bitiyordu yani. Abbas Güçlü öyle bir adam çünkü ya. Abi adam geldi mesela sen kalkarsın işte söz istersin. Ayağa kalkarsın. Ben ismim Baykan Barlas deyip sorunu sorarsın ya. Öyle yaptırmıyordu abi. Şey diyordu. Kimlerdensin diye soruyor. Barlaslardanım diyorsun. Ha bayağı şey. Ben Sabancılardan ya kendisi. Ben Fero şarkısı mıydı o? Kimlerdensin? Öyle bir şarkısı kimin vardı ya? Aynen. Ben Fero'nun. Kalkıyorsun böyle ben ayanlardanım. Ben işte barlaslardanım deyip öyle cevap veriyorsun. Yalnız bu benim bir gün beylik kurma hayalimle çok örtüşüyormuş sevdim ben. Bu fikri. Hani Baykanoğulları beyliği. Bu bayağı ben Sabancılardanım demenin başka bir hali yani. Hoş değil bence. Yok ben gerçekten şu an kelepir bir yerden bir arsa kapatsam net beyliğimi kurarım. En azından diplomatik pasaportum gelir yani. Ve böylece vize sorununu aşabiliriz globalde başka çünkü Türkiye pasaportuyla bir şeyin çıktığı yok vize bazında yani. Aynen Cenk yani birebir salağa yattı şu an şarkıyı bilmiyorum ayağına yattı resmen. Ayağına bağ yatmadım emin olamadım ya. Şu an ezbere söyler yani ben sana eminim ben ezbere söyler şu an. Yok Yasin ayağınlar yani soyadım ayağını yapacak bir şeyim yok yani. O da çok ayağınlardanım çok hoş. Almayayım cüzdanını akıllı ol demek mi yazmışlar. Gibi, değil mi? Aynen öyle. Yapacak bir şeyim yok yani. Of şey. Cenk bu arada ben para sözleri spamlıyor. Ama çok basit zaten. Hani hiç dinlemesem de yazabilirmişim gibi geldi şöyle bir okuyunca.
Şey ne diyordum abi, gerçekten yine berbat bir parça, üzgünüm. Geçmiyor bize ya. Ya anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum yani. Nakarat kötü. Beat kötü değil, kabul, ama hani şey var yine. Ben daha önce Rota'nın 2-3 tane beatine denk geldiysem globalde birebir, ya bunu da hani burada beat'i övmem. Ya çünkü bilmiyorum, ispatlayamam ama böyle bir ihtimal var. Çünkü daha önce yaşadık. Yani. Elanur Sakin Rota'nın bu parçasından daha büyüktür dedi Cenk. Süper. İyi gidiyoruz bugün. Ama bugün yani gerçekten Arman bu şarkıdan daha güzel. eşitler bence. Ben de katayım bir tane araya. Ya bugün benim öz çocuğum Şahin Dekak var kardeşim. Ben başka kimseyi bugün günün en iyisi, en iyisi seçmiyorum yani. Ama ben size de tekrar söyleyeyim, yayının başında söyledim. Ben size vizyonerliğimi göstermişim. Şahin Dekak'ın bugün Nette'de çıkan parçasını ben size 1,5 ay önce dinletmişim arkadaşlar. Hani parça. Dinleyelim mi o zaman? Hemen değil canım. Ya zaten Çok bu... mu aşağı, çok mu aşağılarda? Yo, rastgele seçebilirim. Şu an zaten rota istendi, rastgele bir yerden gittim. Normal sırayla gitmedik. O zaman stabil gelsin. Karnım aç. Evet, geç kararı sonunda çıktı ve geçtik. Mali nasıl buldun? Abi şarkıya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Fuchs'ta bir şey unuttum ben ya. Çok Ekle ekle. flashback yapmak istemiyorum Yo, yap ama. yap ya. Bugün bütün program flashback abi. Bugün berbat bir hafta. Bugün de O bak yüzden tarihimizin en kötü saldım programı ben de yani. zaten. Aynen. Bugün tarihimizin en kötü O yüzden programı. saldım ben de Çünkü düzeni farkındasındır. falan. Fuchs evi... Söyle 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 söyleyeyim. Sonra söyleyeyim ben. Söyle. Fuchs Eminem'e çok benzemiyor muydu ya şeyde, klipte? Eminem'in bir tane videosu var ya. Trump'a giydirdi. Benzemiyor muydu? Tip Hayır. olarak. Hayır. Benziyordu. Hayır abi. Abi yazdığın barı okuyayım. Abi Ben yatma. kaçırmışım bunu. Abi yapma. Atma benzetmelerini Twitch chatine. Öf, abi yazdığıma Yazdığın geleceğim. barı okuyayım ben. Yok, ona ayrıca Kaçırmışım geleceğim. onu. Ona geleceğim. Sen önce kendi şeyini söyle. Ona ben çünkü geleceğim. Onu ben kendime not almak için. Kalem kağıt yok şu an yanımda. Arkada kaldı. Kalkmaya üşendim. O yüzden oraya yazdım. Ulan odamda pizza bile var ya. Odada her bok var, bir kağıt kalem mi yok yani? Var kağıt kalem. Uzakta kalkmaya üşendim. Oo. Yemek olmadan yemek olmaz Baykan'cığım. Cenk, o bara da geleceğim de daha kötü bir bar var. Bir tane de şey barı vardı. Annem yok, buzdolabım Buzdolabı. var mı? Öyle bir şey vardı bir Abi bu de. şey var ya, fakirseniz evinize nasıl buzdolabı aldınız, ya da işte şey var. Hangi telefonu kullanıyorsun sen falan, dayılar var ya sokak röportajı. Abi bu kafayı salsak mı? Hani fakirin de bir buzdolabını zamanında bir şekilde alabilmiş olması gerçeği, ama o buzdolabı içine bir şey koyamadığı için fakir olduğunu hani bir artık hani yani şey değil abi, hani sizin nasıl bir fakir tasviriniz var? Hani kölelik abi, o fakirlik değil sizin kafanızdaki yani. Diye çünkü abi şey var, fakirsen buzdolabı alma kardeşim, taş ye falan diye yani bu olmamalı ya. Ya ben eğer daha önceden şeyi dinlememiş olsaydım Stabil'in diğer şarkılarını, ha, yani bir şeyler anlatıyor en azından derdim ama onu da diyemiyorum şu Ya ben anda. şey var abi, bak o satıra şimdi geleyim. Önce Cenk'in dediği bir satır daha var, ona geleceğiz. Senin buzdolabına değindik saçma satır olarak. Şişkolar zayıf olmak ister. Hani fakirlikten o kadar kemiğim sayılıyor falan. Hani abi şey. Ya bu Zayıflarda şişko. ya hayır, bu kadar da fakir edebiyatının artık şey böyle hani tabağı sıyırmayı geçtim. Tabağın artık şeyini, hani porselenini zımparalamak artık bu, anlatabiliyor muyum yani? Öyle bir Neydi fakir, çocuğun adı? öyle bir Ta mıydı? öyle bir fakirlik yani, böyle şey yani, kemiklerin sayılmaya geçtim. Kemiksin, anlatabiliyor muyum yani? Öyle bir şey yok abi. Ta mıydı şey? Yemek yapıyor da yok işte son kullanma tarihi geçti bunu yaptım. Şu şöyle oldu bunu yaptım falan diyen çocuk kimdi? Ta mıydı adı? Hatırlamıyorum. Kim olduğuna dair en ufak fikrim yok. Balıklar uçmak ister, kuşlar ise yüzmek. Güzel güzel sözler geliyor. Ya Cenk Canım şöyle demiş ki bu Baykan Mali'nin sözünü niye kesmiyor? Hedef ben miyim Tayfun demiş de ben yavaş yavaş onu kırmak için ben Baykan'ın sözünü kesiyorum abi, artık. yani bir Öyle şey olunca diyeceğim. duruyor. Bir şey diyeceğim, hani bu parça resmen şey abi ama. Kötü Çocuk Sinematik Universe. Kötü Çocuk seyreden var mı aranızda? Wattpad'den uyarlanmış, iğrenç Wattpad kitapları tabii ki, ve hani oradan uyarlanmış bir film. Abi hani Sen orada niye şey var. izledin bunu? Abi çünkü çok cringe ve çok komik. Cringeliği komik çünkü şey var. Filme ismini veren karakter neden kötü çocuk biliyor musun?
Hani çocuğu kötü yapan özelliği ne Neden? biliyor musun? Zengin olması kanka. Yok. Hani çocuk düz çocuk yani. Çocuk düz çocuk, senin param var diye böyle ağlayan, bırak kolumu acıtıyorsun diyen kızlar falan var kitapta yani. Neyse. Ben böyle kötü içerik tüketmeyi seviyorum biliyorsun. Burada bir satır daha var. Onu ben Mali'ye not aldım. Sevişirken üstümü çıkarmazdım diye söz var gerçekten abi. Ve hani şey var abi hani. Hani bunu kabul edelim. Yani Türkiye, şu anki Türkiye medeniyetsizliğinde fakirler o kadar çok sevişmiyor abi. Ya bir de kanka en azından Yani sevişebiliyorsun, öyle düşün. Her şey olumlu yönünden bakmak lazım. yani o kadar sevişmeye kastım şu var. Hani öyle bir fakirlik var ki hani şey, sıkıntıdan çocuk yapıyorlar, tamam böyle bir aile figürü var ama abi sen baya şey hani eve kız atmaktan bahsediyorsan abi, o fakirin dünyasında olabilen bir şey değil günümüz Türkiye'sinde yani. Eve kız atmak da öf ya, bizi abi bu rapçiler eril eril konuşuyoruz. Nefret ettiğim adamlar gibi konuşur hale geldim ya. Öf. Bahsettiğim o günlük kiralık daire tutan fakir mi olur abi yani? Deniz'in dediği gibi gerçekten. Hani ben bunu anlatmaya çalışıyordum, özetlendi yani. Öf, çok Eve kötü. insan atmak Abi evet. yazmıştı baba. Ama abi gerçekten Eve hani birey atmak. günlük kiralık daireci eve birey atma yani şey, yani çok kötü bir yere soktular bizi, sağ olun Türk şerefçiler, gerçekten biz de pipi konuşuyoruz sayenizde ya. Kontra'ya da selam. Üf. Evet, selamlar kontra. En sevdiğim program olarak biz bugün pipi konuşuyoruz. Eve kadın birey atmak. Ya atmak da kötü be. Abi çok kötü tabirler ama şey var abi. Sevişirken üstümü çıkarmazdım ne abi, Allah aşkına ya. Üf. Yani fakirin yani şey var, fakirliği anlatan bir parça yapıp biraz sosyal yaralara parmak basacaksın, dokunacaksın o yaralara da abi, hani bu mu? Ya gerçekten hani şu an bir hani gerçekten fakir insanlara gidip abi en büyük sıkıntın ne dese hani sadece bu cümle için söylemiyorum. Sizin de chat'e yazdınız. Bizim söylediğimiz 3-4 cümle daha. Asla bu cümleleri duymayacaksınız abi yani. Eve gacı atıp izledim ve karnım acıktı nette jargonu. Andre Castro'nun Kasımpaşa'da top oynarken eve kadın lazım diye tweet'i vardı, öyle bir şarkı geldi. Yorum olarak. Stabil albüm çıkaracakmış. Hay hayırlısı. Abi Kovala filmini sabırsızlıkla bekliyorum. O çünkü bizim camiamızın kötü çocuk filmi olacak. Ve ben onunla hep beraber buradan toplanıp gidelim diye bir etkinlik yapmak istiyorum abi. Hani canlı olarak acı çekip gülelim istiyorum çünkü. Varsanız bu fikre yani, beraber gideriz. Ama şöyle yapalım. Hep beraber Salonu gerçekten. kiralayalım komple. Bak, salonu kapatalım. Anlaşalım işte nerede yayınlanacaksa. Ya da böyle hani özel sinema şeyler oluyor ya, ekran koyuyorlar falan, öyle bir yer tutalım. Hatta direkt vlog Durdurup çekeceğim. aralarda yorum yapalım. Direkt vlog çekeriz Durdurup zaten. aralarda yorum yapalım böyle. Ama Ya chat de olsun, herkes chat'e yazsın. Tamam, abi böyle değişik bir konsept. chat'e yazmasına yok. Herkes yan yana olacak ve vlog çekeceğiz bence yani. Ben o filme gerçekten toplanıp böyle ortak bir şehir belirleyip herkese yakın olan orada gitmeyi de tavsiye ediyorum. Ya onu nasıl belirlemeyi düşünüyorsun? Çünkü 81 tane şehir var. En ortak nokta Ankara. Muhtemelen Ankara'ya gideceğiz yani. Tamam, mümkün. Yo. Turneye çıkalım istersen, Kovala turnesi diye. Yozgat'ta olmam hayatımda ilk defa işe yaradı diye yazsın. Of. Netflix'e mi çıkacak? Aa, hep beraber abi filmi seyredenler olarak Netflix'e Netflix Party var. Eklenti var Chrome'da. Konuşamadım. Netflix Party diye. Oradan izleriz hep beraber. Estonya galası yapılır umarım. O da doğru değil mi Merdo'cum? Orada chat de var bu arada. Netflix Party'de chat de var. Chat'e yazarız. Ve hani Twitch'te yayınlarsak ban yiyebiliriz ama öyle bana da canım feda ya. Çok eğlenerek banlanırız. En azından tarihi imzamızı atarak yok oluruz abi. Ve Pornhub Live'da yayınlarımıza devam ederiz yani. Ben bu fikri çok okuyayım şu Ben o fikri 3 haftadır söylüyorum abi, okey değilim. Cenk, senin bundan haberin var mı bilmiyorum ama Baykan'ın uzun vadede farklı planları var. Yok abi Bir bu an önce Almanca rap yayınlarını bitirin. farklı plan falan değil abi. DMCA muhabbetinden burada ne müzik çalıyorlar diye asla bakılmayacak tek yer oranın canlı yayını. Çünkü Twitch, Facebook hepsi, YouTube hepsi sıkıntı abi. Bir tek orada biz haftalık yaparken telif yemeyeceğiz. O yüzden yani başka bir amacım yok. Baksalar da tamamını izlemezler diye düşünüyorum. Yani. Öf. Kötü kötü. Öf hakikaten. Bizi nerelere soktunuz sevgili Türk şerepçiler ya. Üf.
Sıradaki parça. Merdo yeter Merdo. Bu haber üstümü çıkarmadan yayın yapardım ve karnım açtı. Sıradaki parçamız Surveyan ve Da Poet, Günaydın Vietnam. Evet Mali, sendeyiz. Nasıl buldun? Ben direkt şeyi okuyacağım abi, Yasin'in yorumunu. Her ilerleyen saniye evet, düşüyor şarkı. Hemfikir. Direkt katılıyorum yani birebir. Özellikle nakaratta bayağı bir düştü. Ya baştaki scratch'lar da ben daha iyi bir şey bekliyordum. Yine scratch'e değindik ama scratch kötü abi. Şimdi chat'e şey yazmayın yani, kötü yani. Bence kötü scratch. Da Poet'in verse'ü fena değil, güzel. Ya da de çok kötü şeyler dinledik diye güzel geldi, bilmiyorum. Da Poet'in ne anlattı? Surveyan... Bir şey anlamadım. Anlattığı şeyden bir şey anlamadım yani. Surveyan'la ilgili Cenk de yazmış da abi, zamanında Facebook zamanında Surveyan ekliydi bende. Böyle habire şey paylaşıyor. Artı 18 bir şeyler paylaşıyor habire. Sürekli yani ama durmadan. O zamanki kız arkadaşım böyle telefona bakıyorum, Facebook'a bakıyorum. Böyle yanında oturuyor da. Sürekli çıplak kadınlar çıkıyor. Böyle bir gözler açıldı. Ne yapıyorsun diye. Mecburen Surveyan'ı takipten çıkmıştım o zaman. Sonra da bir daha takip etmedim. Hala paylaşıyor mu bilmiyorum yani. Demek ki paylaşıyormuş. Ben bu konuda yorum yapmayacağım. O da çünkü. Tamam, ben her konuda yaptın. Her konuda yaptın. Yok abi, şeydi, konuşmadığım biri. O yüzden aynı şekilde. Ha, tamam o zaman, onu bilmiyorum. Bu şeylere girmeyeceğim ama yani doğru söylüyorsun. Var öyle huyları. Parçaya geleyim. Abi biz beat'i çok beğendiniz de ben beat'te de çok ekstra bir şey duymadım, üzgünüm. Kötü beat mi? Hayır. Değil ama çok ekstra da müthiş beat falanlık bir şey duymadım yani. 90 BPM projesinde Savail'in de hani o dönem içerisinde, daha doğrusu projesinde demeyeyim, yaptığı çok daha iyi beatleri ben duydum açıkçası. Ya da evet, davullar hoş ama sampling çok basit sample bence. Da Poet evet, Surveyan'a göre daha iyi bir vokal ama ne anlatıyor yine, hani bence haklı, kurabiye canavarından ondan sonra yine fantastik karakterlere geçildi falan, hani yani verse'ün bütünlüğünde tematik olarak ne var abi, ben bunu anlamadım. Scratch'ler kötü, Surveyan verse çok kötü, nakarat çok kötü, hani yani ben buna hani kaç çıktı chat'te bakmadım demin ama yani beat'in fena değil çıtasına, hani asla çok 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 kötü bir beat değil ama çok çok iyi bir beat de değil yani. Ve kötü lirikler iki tarafta da yani. Da Poet'te de kötü lirikler var burada yani. Üzgünüm ki ben zaten prodüktörün her zaman olduğum olası MC'nin önüne koymuşumdur. Hani çıta olarak. Ya ben buna en fazla 2 veririm abi. Yani. Hadi hani şey bu arada diyeyim, değinmediğimiz diğer günü... parçalar gün içerisinde kıyaslıyorsak diğer parçalarla hadi 2.5'tan 3 olsun o zaman ama normal şartlarda 2, bir daha açıp dinleyeceğim bir şey değil bu benim, bence abi. Ses için özür dilerim. Abi ne oldu? Bir an Asya'ya gittik sandım. Gong vurdu. Şu arkadaşa çarptım da. Bir tek değinmediğimiz nokta şey var. Kapak var. Ben şeyi bayağı beğendim ya. Kapağı. Yani artık onu da söyleyeyim ben. Öyle abi yani, beğendiğimiz bir şey çıksın yani. Böyle yani evet, bugün fotoğraflı soyut öğelerin birleşilmesi güzel olmuş. Bosporus 27'nin dediği gibi abicim, bizi sevindiren bu programda güzel bir şey çıkması. Yani ilk diğer parçalara göre kulakları sevindirir demiş aynen bu yorum. Yani ben sizi anlıyorum abi, yani şey değil. Diğer parçalardan sonra evet biz de en azından geç karar çıkmadı dinledik ama yani genel düzeyde baktığım zaman abi hatırlayacağım bir parça bile değil ya ileride benim. Yani Deniz, kötü bir şey söylemedim ben. YouTube'a atmışlar şarkıyı abi, çok beğendim yazmışlar. Ya evet ama yani kapak güzel yani, oraya da değinmiş olaydı. Hani... kötü kapaklara kötü diyoruz abi. Kolera'nın böyle kaya mı kolera mı olduğunu anlamadığımız ama bir kapağı vardı mesela. Abi onunla dalga geçerim yani. Hani bunda şey var, aşırı övülecek bir kapak da yok abi. Tamam kapak. Yok övülecek bir şey değil, güzel yani. Hani bir şey şarkı olur. Genel olarak galiba vasat diyorduk ya, hep şarkı galiba tam orada ya. Bak şey tamam. Olur, Hidra'nın veya Şeyin Şah'ın albüm kapaklarındaki gibi bir sanatçı ortaya bir eser çıkarırık, albüm kapağı kullanır. O zaman onun hakkını vermek için iyi bir şeyse överim. Ya da Kolera örneğindeki gibi hani berbat bir photoshoplu bir şey gülüyorsa gömerim ama hani bu sıradan kapak abi. Hani ben buna hani fena yani çok güzel gözüküyor deme gereği duymuyorum ben bunu açıkçası ya. Tamam özür dilerim. Gideyim mi? Allah Allah. Sen yine çok alıngansın yine ya.
Harman'ın kapağı bundan daha güzeldi. Evet bu arada o da onda haklısın. Kendi kendimi gömüyorum. Sıradaki parçamız. Bu şeyden geliyor. Sony Müzik'ten geliyor. Hala şeyde değiliz. Netteye falan girmedik ama ben arkadaşları ilk kez duydum. Zeyd ve Mert Ustaoğlu Yakıyorum Gemileri geliyor. Eyvah. Döner trap. Tamam. Rap de berbat. Rap de berbat. Evet. Abi geçtim. Geçtim. Korkmayın. Geçtim. Oo deyince çok beğendin sandım bir an. Yok. Cankan bu gerçekten. Abi Nur Samuray'ın dediği gibi. Yok. Geçtim. Evet. Direkt Nefret'in nakarat hızlanmış bu arada. Nefret nakaratı. Doğru. PMC albümündeki. Ve Sony Müzik'ten geliyor bak. Bakın Net'te falan demiyor. Bildiğiniz Sony Müzik Türkiye'den geliyor yani bu. Basemod da değil bak. Hani yani orayı da karıştırmayın. Genelde Sony Müzik denince akla o geliyor. Bildiğimiz normal Sony Müzik'ten geliyor abi. Bütün Türkiye Net'te oldu arkadaş. Nice Arab song, nice Greek song falan değil mi? İteliyoruz şarkıyı. Abi Musab inandınız Sony olduğuna farkındayım da ben şeydeyim hani bu üzüntümü anlatmak için diyorum abi sen globalde yani örnek veriyorum Drake sana böyle parça getirse hani Sony Müzik global olarak alacak mısın yani ay, Drake abim ne yapıyorsun deyip TI'yi çağırıp tekrar üstüne mi işetirsin cezalandırmak için ya da hani keşke Sony Müzik Beyazıt Öztürk'ü işe alsa. Helmantes, Ahmetciğim sen eğer hoş geldin. Aboneliğin için teşekkür ederim abi. O DM'den bana da atın ya beyaz esprisini açıklayan. Ben Fransız kaldım böyle bakıyorum. Ve çok güldü yani kesin hiç komik değil. Yayında konuşursak hani ban değil ama dava yeriz abi. Bir araştırın. Araştırın bu arada. Aa dur ben bir şey hatırlıyorum. Dur tamam dur ben bir şey hatırlıyorum. Hemen Google'dan bakıp teyit edeceğim. Google it. Hepinizi izliyorum. Bekliyorum ben Google it abi. Tamam dur bir şey hatırlıyorum ben şu an. Ama aradığım şey gelince ya da chat'e yazın. İdrar renginizin yani, beyaz çok... olması normal mi diye çıktı abi. Ya chat'e çok açık olmadan. İyi bir arama yapamadım ben. Dur bir duyuruyorum. Chat'e çok açık olmadan bakın abi. Hani yani bilen biri böyle çat diye yazmadan anlatmaya çalışsın yani. Fani Momus'un da davalık olmayalım yani. İdrarınız beyazsa şöyledir falan diye çıktı. Hiç doğru bir arama yapamadım ben. Yok yakın aramalardasın bu arada. Sokağa işeyen Necat İşler'e 140 lira ceza falan çıktı. Ben bulamadım abi. Lexal yaz ama biraz daha şey üstü kapalı yaz. Hani çünkü Fani Momus'a burası da gelir. Koyerejme malzemecinin üstüne işedi. Beyaz TV falan diye şeyler çıkıyor bana şu anda. Yanlış arama yapıyorum galiba ben. Ahmetciğim tekrar hoş geldin. Aboneliğin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya, bir şey yazacağım ve çıkacak olanlardan ya, çok korkuyorum. Yerli ve milli arkelimiz işte ya. Size en bu kadar söyleyebilirim. Ha buldum. Buldum. Suratı düştü. Buldum ve abi buldum ve benim böyle bir aramam var şu anda ya. Bilgisayarda. Abi niye böyle oldu? Evet benim bir arkadaşım çok var tencere ya. İmalatçısı. Evet Arto ve Beyaz yazınca çıkıyor. 2013'ten kalma haberi nereden getirdin çıkardın? Ama yani çünkü aynı label anlatabiliyor muyum? Hani Drake de çünkü yakın zamanda T.I. ile Drake arasında böyle bir olay yaşandı. Oradan düşündüm keşke Sony Müzik Beyaz'ı istihdam mesleği işe alsa böyle bir birim açıp Türkiye ofisinde. Bak çok... Çok ağır konuşmuş Arda da. Arda yalnız Arto. Beyaz yıllardır aynı şeyi yapıyor. Yani bu başka bir şey için yazmış pardon. Konuya gel. Ben bir an korktum. Abi eve misafirliğe gitmezsin ya. Yani düşünsene. Okuyayım burayı kes istiyorsan. Ya da bir dakika şeyi hayal etsene. Mali. Mesela Beyaz Sözlük arkadaşın, ev arkadaşın şeye çıkmışsın böyle. Tatile gitmişsiniz ama 2-3 ay ondan eve bir dönüyorsun o şey yapıyor. Hey evi bok getiriyor. Protesto ediyorum seni.
Yok Undertaker tamam kapatıyoruz konuyu. Kapatıyoruz. Abi. Okuyayım. Tamamen Kes istiyorsan ya. Drake yüzünden ya. Öf. Abi yok kes istiyorsan değil insanların midesi bulandı hakikaten geçelim yani. Bosporus gerçekten beni kaybettiniz ama yani bu benim suçum değil. Bu gördüğünüz şu an ekranda gördüğünüz insanların suçu. Mali değil. Mali'den bahsetmiyorum. Hani şarkılarını dinlediğimiz insanların suçu yani. Tamam siz kendinize gelin ben bekliyorum. O konuyu kapattık. Parçaya gerçekten değiniriz. Parça abi Hoş buldu bu gerçekten parçaya döneceğim bu arada. Nakarat arak ama şey var. Nakaratı okuyan rap vokal berbat bu arada. Şey yapmıyorum. Nakaratı okuyan arkadaş. Prodüksiyon olarak bu parçadan 50-55 tane en az dinledik sadece son 2 hafta yani en az. Abartıyorum tabii de yani yakındır. Çok uzakları da abartmıyorum. Neyse. Şey olarak daha iyi. Yani Bedo'dan nakaratı araklamışlar gerçekten Nefret nakaratını. Ama vokalinde ben Bedo'dan ziyade daha katlanabildim ama yine açıp dinler miyim ya da işte hani iyi anlamda bunu tam olarak söylemiyorum yani. Hani iyi vokal demiyorum ama daha iyi kullanıyor bence. Ama sonuçta bunu Bedo'nun Baykan yazdığı bir şarkıyı nakarat. beğendi. Sonra bak şu an beni kesiyor sonra Baykan kesiyor oluyor ya. Oğlum ben artık savunma mekanizması geliştirdim. Yani Bedo'nun Yapacak bir şey yok. okuyuş şeklini beğenmiyorum. Daha düzgün okunuyor ama sonuç olarak bu Bedo'nun yazdığı ve ortaya çıkardığı bir nakaratı bu parçadan bir sene evvel. Burada hırsızlık var yani evet. Banana bireysi bu kanalda VIP olmak için sizden 2 tane var olduğunu zannetmesi lazım dedi. Çünkü ben bananayı iki farklı banana var sanıyordum. Şey ama banana şey yapman yok mu? Banana birey parantez içerisinde Diablo diye yeni bir hesaplaşman yok mu? Yani bence tatlıymış. Öf. Cenk kesin kaçtı. Şu an hiçbir şey yazmadan yani kesin bu arada. Mifsu. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Biz de berbat Türkçe Cenk rap dinliyorduk. kaçmış. Biz de yeni çıkmış berbat Türkçe rap işlerine bakıyorduk. Nette günümüz bugün. Hatta nette demişken biraz netteye girmemiz yok mu? Zaten bugün normalimiz de netteden çok farklı değil de ben nette için logolarımızı bir getireyim. Flash'ımız duruyor zaten de. Silvana gelsin. CMP nerede? Burada. Nette logosunun yerine de her zamanki gibi bildiğiniz kaka emojisi. Konunun da üstüne hiç hoş olmadı biliyorum ama demek ki konunun üstüne geldi. Nette'ye hazırız. Teşekkürler Mevzu. O zaman. Nereden başlasak? Bir de seçiyor ya. Hala ben şunu anlayamadım yani. Basket işte bir tanesini. O zaman Hepsi de aynı zaten. netlerimiz geliyor. Stand Belly. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. O zaman netlerden ilk parçamız. Tersten başlayayım hadi ya. Geçen hafta ünlü bir Brezilyalı futbolcuyu ayarlamıştık Nick olarak. Dida vardı. Bu hafta da aynı kanal sevilmiş olacak ki Anelka geliyor gerçekten. Offsob ve Anelka'nın Bana Bak isimli parçası geliyor arkadaşlar. Umarım gerçek Anelka değildir. Yani Pascal Nouma gibi hani hani Fransa'da para kazanamayınca Türkiye'ye gelip her şeyi yaptı ya. Umarım Anelka'da öyle bir şeye girmemiştir. Şu an korkuyorum yani. Evet geliyor. Offsob ve Anelka. Bana Bak. Yalnız peki bir şey söyleyeceğim. Fiziksel benzerlik olarak gerçekten atanamayan Yener Çevik'imiz yok mu Ali? Hani fiziksel benzerlikten bahsediyorum. Yoksa hani beğenmemekle beraber Yener bunun yazında bayağı iyi rapçi yani. Bunun yanında. Yani rapçi kategorisini alıyor muyuz? Ya. Da bir şey de dinleyemedik çünkü ya abi bir şey dinleyemedik ki. Abi geç Kestin değil kararı mi? çıkıyor yani. Bana değil. Biz buraya nette için geliyoruz kardeşim. Yani ben memnunum hayatımdan. Bugün abi berbat parça bu arada. Daha başka bir şey söyleyemiyorum. Of. Seri Közdril. Atlaya atlaya dinlenir, Anelka'yı da dinleyelim değil demiş. mi? Tamam, hangisi Anelka benim bir fikrim yok bu arada Galiba diğeri ya. yani. Niye öyle bir izlenim oldu? Bakalım. Tamam. Anelka'ya da bakalım Anelka oysa Bilmem. eğer. İyi ki geçtik abi. İyi ki geçmişiz. Yani Oo peki. netliğe Ya bu kadar özgüven keşke bende de olsa ya. şaşırtmıyor. Ama abi bu artık bu özgüven yani neyse yanarız yani yapmayacağım o yorumları.
Evet, sanki çok tanıdık birinin adını söyledim o ay. Arkadaşın tipinde Anelka var değil mi? Ya. Yok yok, bu ya, en başta yazdı Anelka Hiç diye. ciddiye alamıyorum ya. Of. Sıradaki nette işimize bakalım. Sanki bugün bir tanesini dinlemiş olmamız yetmiyormuş gibi netteden bir tane daha Tilki isimli arkadaşımız geliyor. Yani fukslaştık yayını. Anlamıyor Adı gibi. merak ediyorum. Yok, anlamıyor gibi Yok, adı baktım o merak yüzden. ediyorum, o yüzden baktım. Dumandan boğuluyordum Tamam. ya, cevap vereceğim dur. Tilki her şey aynı geliyor. Evet, geçtik geçtik geçtik. Verse'e bakmaya gerek yok. Geçtik ve ama şey var. Abi ya, hata yapıyorsunuz bakın. Her şey ayrı yazılır. Evet ama burası nette. Burada bitişik yazmazsanız parçanız çıkmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten. The Sir 54 takip için teşekkürler. Hoş geldin. Evet, bu insanlardan imla bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Kadrajın sol altında biri aşırı reverb'li bir şekilde aynı diye bağırıyor değil mi? Ben yan sekmede bir şeyler açtım ya, öyle takılıyorum. Haber verirsin bana şey olunca. Ne olunca? Yorum yapmayacak mısın parçaya? Yapmayacağım. Sırada. Nasıl okunuyor bilmiyorum artık. Bunlar çünkü gerçek kelime bile değil arkadaşlar yani. İngilizce mi Türkçe mi? Türkçe okuyacağım. Alp Jose ya da ya İngilizce'de de böyle bir kelime yok çünkü yani. Alp Jose siyah ve beyaz geliyor. Öf, eyvah. Öf, iyice ve DJ kafiyesi mi gerçekten bu şu senede mi abi? Ve gerçekten beat'e bak abi. Kiralık araba drill yazıldı çete. Katılıyor musun? Abi bak netteye Ben girdik. Nette şarkılarında Bak gerçekten bu arada kendimi kapatıyorum ya. chat'te bugün şey yazmayın. Bugünlük yazmayın. Normalde nette de ben biraz eğlenelim diye sizi belki üstünde çok kötü müzik atıyorum ama bugün gerçekten isteyen bol sözlük Perşembe gecesi başlığına gidip bakabilir. Bu hafta bildiğimiz hani nette müzik play falan dışından çıkmış totalde 4 ya da 5 tane iş var abi. Mecburen bugün komple netteye gideceğiz neredeyse yani haberiniz olsun. Hani onun için abi yani bakacağız yani. Ve video çok iyi yerde durdu. Gerçi arkadaş da sonra şarkıda pişman olmuş değil mi? Şarkıyı yaptığında pişman olmuş gidiyor değil mi şu an görüntüde? Bu hafta berbat bir hafta ya. Onun için şey değil, bizim suçumuz değil yani. Hani bu sefer ben artık iyice cıvıdım da üstünüze berbat müzik atıyor değilim. Çıkanlar bunlar abi. Evet Matt Seven. Sırada hızlıca geçiyoruz bunları. Keşif turu. Hani bugün asla 5 saat olmaz bu yayın yani. Çünkü üstünde konuşacağımız hiçbir şey çıkmadı gibi bir şey. Yasin Şahin ve Aysel Işık sen beni sevmedin geliyor. İşte bakışın geliyor. Klip müthiş değil mi abi? Rezidans havuzunda kayıkta gidiyorlar. Umuda yolculuk. O kadar dondu ki bende. O kadar dondu ki bende. Allah'a şükrediyorum şu anda yani. Arkada Benim yerimde olsan imana gelirdim. Rezidans AVM bir kompleks var orada ve şey gerçekten Rezidans havuzu şu an klipteki yerde Rezidans havuzunda Umuda yolculuk var. Pocahontas seyredenler hatırlayacaktır. Yani Baykan. öf. Baykan. Sen bana dediğinde haftalık yayınları var diye Güzel. çok ümitlenmiştim. Güzel şeyler dinleyeceğimiz için. Ama sen beni falan diye devam ediyormuş. Hiç alakasız bir yerde. Abi Sen rap gerçekten olarak galiba Emir Kemal yazdı abi. Bu şarkıyı listeye alma hikayeni anlatmak zorundasın şu anda. değerlendirmiyor. Abi rap Başka biri listesinde yazdıysa özür dilerim. yeni çıkanlar rap listesinde gördüm ve aldım bu kadar yani. Çünkü abinin spoken verse şiiri rap sayılıyor demek ki artık nette yetkililerince yani. Çok sevdim. Yani. Sen tekrar mı açtın şarkıyı? İleride acaba ritim var mı diye bakmak istedim çünkü. Ha. Ama mesela size bugün bir tane şey aldım. Rap dışında bir parçayı kendi rızamla aldım. Bugün bir de Silvana'dan rap dışında pop iş çıkmış. En az rapler kadar kötü. Silvana'ya daha derin bir bakış atarız diye rap dışında çıkan parçayı da aldım Silvana'dan bugün. Tek alternatifimiz o var yani. Bundan sonra şeye devam edelim mi ya böyle? Baykan, şarkı hakkında yorumun varsa söyle. Doğum gününde de şarkı yapacak mısın? Doğum günümde de şarkı yap ama olsun öyleli.
bu ne? Ha, bütün... Ben bu yayınlara falan böyle senin... hep bütün yayını böyle yapalım. Yok, bu ne derken senin, sen de ama... bütün YouTube içerikleri birbirine girdi sende böyle. Niye böyle oldu? Bari ASMR yap. Sana albüm yapıyorum. Niye falan. Hiç adam da aynısını yapmış şarkı. Ben galiba şarkı yapacağım ya. Çok gaza geldim şu an. İleride meşhur olursam bu şarkıyla gaza geldi diye paylaşırsınız. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Enes Güneş, beni de al yanına, geliyor. Geçtik. Anket çok iyi ama anketin ismi D Birleşik Parça. Gerçekten netlerde imla asla yok. Ve bu fakir bedosu değil mi? Peki 5 ama mavinin anlamı nedir abi? Ben bugün çok gerizekalı gibi habire soru soruyorum abi, ama hatta abi, şöyle, bak, şöyle göstereyim. Program amacına ulaşmış abi. Yani IQ testi. Ya ama bu şey değil, mavi bildiğimiz derken... mavide IQ'nuzu ölçmüyoruz. Biz buradan kaç IQ ile çıkacağımızı ölçüyoruz yani. Mavi ne oğlum, onu da anlatın. Ben çok korkuyorum şu anda salak oldum diye. Ve şey var, Tripkolik dendi de abi, Tripkolik gerçekten bunların yanında vizyonermiş. Çünkü şu yüzden abi, kız 2001'de 2020'yi öngörmüş yani. 2001'de yoktu gerçi herhalde o. Ama yani o yıllarda 2020'yi lan öngörmüş. Mavi ne? Hani bak, ben de bana bilmiyorum. Da söyleyin. Ben de bilmiyorum. Yokmuş hiçbir anlamı ya. Ben de mavinin anlamını bilmiyorum. Hani ama şey var. Gerçekten vizyonerlik abi. Hani 2001'de olmasın abi. 2005-2006'dır. 15 sene öncesinden 2020'yi görmek. Hani çok kötü kariyer yönetimi demek yani. Seçimlere falan girerdim ben böyle bir vizyonla. Değil mi? Biraz daha be. Cevap vermeseydin keşke Emir. 5 ama mavi işte o kadar. Emir de eğleniyor. Ve bu çocuk fen lisesine falan gidiyor şu an. Hani eğleniyor da bizde bir şey olanına çevirdi yani, ben 5 kere sordum mavini. Bu çocuk fen lisesine giderek abi, genel olarak IQ düşüşümüzden bahsediyorum. Bak nerelere geldik ya. Artık sıkıntıdan çocuk mavi falan yazarak eğleniyor yani. Anket o açmamış. Tamam. Ya bu nasıl bir kanal ya? Kim anket açıyor? Kim ne yapıyor? Hiçbir şey belli değil. O zaman saldım çayıra. Biraz bilindik isimlere geçelim. Yine netteden çok farklı değiller muhtemelen ama. Dipnot. Işıklar kapansın. Geliyor. Dinlemedim. Yani bu arada şey değil. Bu yorum direkt Dipnot özelinde bir yorum değil. Hani baştan söyleyeyim. Evet, geçtik. Geç karar çıktı. Yani geçen haftalarda dinlediğimiz parçasındansa bunu daha Dipnot özelinde beğenmekle beraber kesinlikle kötü parça. Nakarat kötü. Beat beni baydı. Dipnot da yine yani şey değil. Genel tema yine geçmiyor. Yani çok hani kafiyeli kelimeler sıralanmış gibi duruyor ki aslında kendisi daha derin şeyler yazıyordu. Ama son 2-3 parçasında bunu görmüyorum. Hani potansiyelli gördüğüm, beğendiğim biriyken hani 2-3 haftadır beni genelde üzüyor. Bugün de değişmedi abi, beğenmedim. Bana ekleyecek bir şey bırakmadığın için teşekkür ederim. Tamam. Ya bu yok gece... yani eleştiri için değil yani. Gerçekten eklenecek bir şey yok çünkü yani. Bu gece böyle abi. Gerçekten yani iyi bir şey beklemeyin bugün bu yayında. İyi bir şey dinlemeyeceğiz yani. Dinlersek ben de sevineceğim ama hiç sanmıyorum. Sırada. Revios. Sadece yok etmek istiyorum. Geliyor. Öf, geçtim abi. Üzgünüm, verse gelemedik ama bu ne, nasıl bir nakarat. Yok hakikaten yok ettin bizi ya. Öf. Ya bu kadar kötü giden bir haftanın üstüne böyle bir cuma akşamı beklemiyordum. Gerçekten bu hafta bence abi, kabus görüyorum ben. Kabus böyle abi, uyandırılacağım ve pazartesi sabahı olacak. Chat bu arada, keşke öyle bir şey olsa şu an. Teklifim gerçekten istediğiniz anda yayını kesip bu gizli samimi söylüyorum. Oyun falan oynayabiliriz hep beraber yani. Hiç sorun değil. Yani gerçekten yani. Bu hafta YouTube haftalık gelmeye versin, ne yapayım. Abi çünkü gerçekten acı çektim abi. Bu nasıl nakarat abi, siz bunlara nasıl onay verip bir şekilde piyasaya çıkarıyorsunuz abi ya. Kanım çekildi. Gerçekten ya. Biraz daha zorlayalım ama çok erken de bitmesin. Devam deniyor, tamam. Of. Biraz ben bir köz alayım ya. Al közünü kanka. Kendimize gelelim. Bari bir keyfini hatta çıkarayım birazcık bu acın. Sen gel, ben de bir kola almaya gideyim ama bu nasıl haftadır ya. Ve bunlar netle değil. Kola alayım ben de, güzel. Gerçekten arkadaşlar bu arada bunlar gerçekten netleye dinletmiyorum size şu an. Netleden aslında çıktık da ben logoları kaldırmadım. Şu an netleye dinlemiyoruz yani. Netteden 5 örneğe baktık ama bu hafta da normali de nette yani. İzleyeceğiz kulağımızda. Bedo Patron falan bakacağız hepsine. Evet. Bir yayından sonra Among Us'ımız yok mu ya? Mümkün. Uyumayacaksanız mümkün. Ben bu kafayla uyuyamam yani. Kabus göreceğim bu gece muhtemelen uyursam. Ve sıradaki parçaya geçiyorum abi. Üzgünüm ya. Sadece verse'ı duymadık ama nakarat yeterince katletti hepimizi zaten yani.
Yani, kola alacağım diyordun. Hadi dibinde var. Bu parçadan sonra alırım. İyi, Abi hadi bakalım. sırada tesadüf oldu. Dün bayağı gömdüğüm bir isimden parça geldi bugün. Kendisini neredeyse ilk kez dinleyeceğim ben. Spoiler'a geleyim ama dün ben bayağı gömdüm. Neden İlk gömdüğümü... kez dinlediğin ismi nasıl gömdün? Anlayacaksın kanka. Yani bir mantık rayına oturacak o. Tamam. Parçaya bakalım sonra zaten dün burada olanlar zaten biliyor da hani tekrar aynı konuya geleceğim ben muhtemelen bu isim üzerinden. Sırada nihayet Elmas geliyor. Olan. Evet ya ben geçtim, fade attım. Mari nette dediğiz. Gerçekten olumlu ya da olumsuz bir şeyin var mı? Söyleyeceğim. Pi kopyası Ya olması dışında, pi an... kopyası olması dışında. Evet onu ben pi sandım ilk girdiğinde hatta bir Hepimiz an. Acaba dedim hemfikiriz. nihayet... Çok sesin kesildi anlamadım abi. Şey, ya hepimiz hemfikiriz. Herkes çünkü seri pi yazdı bir ara çünkü o yüzden dedim. Ha tamam ben bakamadım orada. Şey klibe odaklandım da ne oluyor anlamak için. Yani bu da kötü şarkı da ben şeyi merak ettim. Senin anlatacağın şeyi çok merak ettim. Abi ben bu kızın ilk bu parçasıyla denk geldim. Hatta istatistiklerine bakacağım. Bu parça ne zaman çıkmış ve ne kadar dinlenmiş? Hatta ben bunu not alacağım. Yayından sonra bir tamamını izlemek istiyorum. Çok merak ettim ya. Tamamdır abi. Açılırsa YouTube'dan de. Abi 5 saat önce yayınlanmış, 733 görüntülenmiş. Toplamda 557 abonesi var kanalında. Bu kişinin. Tamam. Dün Cenk'le konuştuğumuz konuda, Cenk gitti de o da teyit ederli, şeye geldik. Türkiye'de mesela bir iptal olan Nas Snoop Dogg konseri falan vardı ya, Cenk hani abi üzüldüm falan dedi. Ben bir taraftan abi üzülmekle beraber izleyemeyecek kadar bir taraftan seviniyorum diyerek bu isme değindim. Çünkü sen de farkındasın, Türkiye'de şey var. Bir konser alt grubu Baronluğu ve Tekeli var, farkındasındır. Bu ablayı ben oradan Evet. biliyorum. Bu hanım dişi bireyi ben oradan biliyorum, abla demeyeyim. Mesela dediğim gibi ilk kez dinledim ki kendisi belli ki zaten dinlenmiyor ama nasıl bir management'ı var, nasıl bir PR ağı var? Sadece bu kendi nihayet özelinde değil ama ben aklıma gelen isim olarak bunu örnek vermiştim dün. Hatta ismi hatırlayamamıştım. İnsanlar direkt ben tarif edince anlayıp evet bu kişi yazmıştı. Abi şey var. Neden Nas konserinin burada iptal olduğuna seviniyorum. Çünkü alt grupta bu kişi vardı. Future konserinde alt grupta bu kişi vardı. Abi bunlar kim? Ben niye Nas'a verdiğim 400 lira bilet parasında bunu da dinlemek zorunda kalıyorum? Çünkü bir başarısı yok. Elle tutulur başarısı yok abi. MC mi kalmadı? Ben ilk başta bu cümleye dün alt grup tekeli var falan deyince İstanbul tribi falan kasıyorum falan. Yok, yok abi trip hani bana hitap etmeyen müzik yapsa da bir şey başardı abi insanlar. O insanların konsere çıkması normal. Kitleleri var, fan base'leri var. Hitap ettikleri kitle var. Beğenirsin, beğenmezsin. Ama ya nihayetin nesi var ki abi? Nas'ın alt grubu olarak çıkıyor. Future'ın alt grubu olarak çıkıyor. Hatta ben bunu Emcad abiye sormadım ama bir ara hani özelde soracağım tabii ki yani bunu ama Ghostface ile Big Daddy Kane konserinde de kendisi vardı. Ben kendisini ilk kez orada duydum. Abi bunun burada ne işi var bu konserde? O kadar Türkiye'de MC mi kalmadı o kadar insanlar arasında bunlar sahne alıyorlar? Ben bu tekelden dolayı Ben ilk kendisini defa dinlemek istedim. duydum. İşte afişlerde ismi yazıyor ama kim bu abi? Gerçekten Nas'ın konserinde Bulgari'nin çalması bundan daha çok dinleniyor. Çünkü Bulgari'yi internete yüklemedik ama Bulgari muhtemelen bu parçadan daha fazla dinlenmiş bir parça abi. Sen daha ünlüsün şu an Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim şu anda. yani. Yok açıyormuşuz döktürüyormuş kadın değil Abdurrahman. Çünkü döktürmediği ilk parça da ortada zaten. Berbat parça. Pi çakması zaten yani. E abi niye ben bu kızı bütün konserlerde görüyorum? Bu nasıl bir management abi? Hani ben firma için sıkıntı yaratmayacaksa lütfen benim de kariyerimi alın yönetin abi. Böyle bir ağınız varsa. Ya şöyle de bir şey var. Türkiye'de çekilen kliplere göre çok çok daha fazla para harcanmış muhtemelen klibe. Yani bir ağ olduğu kesin zaten klibe bakınca da belli oluyor da. Abi klip parasıyla Ben ilk defa duydum. Şaşkınım şu an ben yani. senin onu demediğini kastediyorum. Seni yanlış anladım doğru mu? Ben şeyden bakıyorum. Abi klibe bütçe harcıyor diye birine Snoop Dogg'un Future'ın hani ki Future'ı beğenmesem de sonuçta Future abi anladın mı? O Türkiye'de rapçi mi kalmadı, müzisyen mi kalmadı, ünlü mü kalmadı? Niye bu çıkıyor? Ya ben zaten dediğin gibi şey hani o network'üne artık nereleri uzanıyor öyle bilmiyorum. Onu kastetmek için söyledim zaten. Değişik. Rigor. Sinirlenmişken güldürdü. Allah'ın gücüne gitmesin de klipte kullandıkları köpeğe bak yazmış. Ya sevimli ya olsun. Evet abi Instagram fotosunda ben bakmadım da bakmışlar. Instagram fotosunda ortalama 300 like falan var abi. Kim bu Future'ın altında konser? Bak şey demiyorum. Benim kendisiyle bir tanışıklığım, husumetim vesaire yok. Müzik yapmaya devam etsin ama ben bu ismi tıpkı Netted'den bize gelen ilk kaydımda abi diyen insanlar gibi senin Future'ın sahnesinde ne işin var?
İyi ki konser iptal oldu. Sen nasıl altında sahne alamadı? Çünkü bana koyar abi. Ben orada atıyorum bu ülkede iyi müzik yapan Da Poet yok nasıl altında. Atıyorum şey Sahiye yok, ben yokum, o yok, bu yok, bilmem ne. 50 bin tane insan sayıyorum. Fuat abi yok ya en baştan. Nihayet niye var? Yapsın müziğini tamam ama yani bu değil abi bu. Bu nasıl bir PR ağı yani? Evet Joker de okey abi. Yok bak hakkını yedirmem burada abi. Joker de okey. Çünkü bahsettiğim insanların siz müziğini beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Ben kendim işte söylüyorum. Ayrı mevzu. Ama bir kitle var, ortaya koyulmuş işler var. Bir geçmiş kariyer var abi ortada. Evet stabil de okey abi bu arada. Evet. Hani stabil falan da okey abi. Ya bu şey bu yayında gömdüğüm hani gömdüğüm hatta konuşmadı hani şeydi konuşmadı değil mi? Biz kendisi talebi doğrultusunda bu yayında şarkılarını susarak dinliyoruz dedim. Kurşun Flowart falan da okey abi nihayetin yanında. Ha tabii ki NASA ben gidip organizatör olsam NASA'nın altına yazacağım o kadar isim varken Flowart'a gelmem ayrı mevzu ama yani şey değil. Server falan abi Server Fuat bilmem ne bir tanıdığımız bildiğimiz insanlar tepki hiçbir yere çıkmıyorlarken abi hep aynı alt grupları görüyorum ben Türkiye'ye gelen yabancıların konserlerinde ya da festivalde bilmem ne niye abi? Nasıl bir endüstriymiş abi bu yani? Evet bir kere çıktı Şarkı abi. ekstra bir yorum yapacağım mı? Gerek var mı? Hayır yapmayacağım şarkı berbat şarkı da yani. Evet bir kere bir konserde denk gelmiş olsam eyvallah diyeceğim ama afişler biletler çıkacak isimlerin ismi falan ortadadır abi. Gidin dediğimi araştırın. Türkiye'ye gelen bütün global sanatçıların alt grupları arasında ben bu ismi ve bunun gibi hiç duymadığım ilk kez orada duyduğum çok ismi gördüm. Kim bunlar abi? İnsan mı kalmadı bu ülkede? Abi bak Money Talks evet de Money Talks böyle bir şey değil çünkü üretici sanatçı olarak hani örnek veriyorum rakam gerçek bir rakam değil ciddiye almayın. Future'un 100 bin TL aldığı yerde ben de aynı sahneyi paylaşacaksam ben 100 bin almam da 10 bine çıkarım anlatabiliyor muyum? Hani rakamları sallıyorum şu an hani o organizasyonun büyüklüğüne falan göre ülkesine göre hatta konuşulacak bir şey yani. Çünkü 10 bin TL iyi gibi gelse de bu, şu an Almanya'dan konser karşılığında bana 1.000 euro veriyoruz. Yolda karşılamıyoruz falan desem muhtemelen gitmezsin. Çünkü yol masrafın fazla tutacak alacağım parana yani. O biraz ülkesine göre de değişiyor da yani. O yüzden diyorum ciddiye almayın rakamı diye. Yani senin konsere çıkmak için parayı veren tarafta olman gerekmiyor. Onu anlatmak istiyorum. Parayı alan tarafta olman lazım. Ünlüsün, ünsüzsün fark etmiyor yani. Bunu yapacak organizatörün de profesyonelliğini sorgularım abi. Sen ne düğün salonu kolonuyla mı o zaman aynı mantık nasıl sahneye çıkaracaksın? O yüzden diyorum hani izleyemediğime çok üzgünüm. Bir taraftan da iyi ki izleyemedim yani. Çünkü bu line up mı? Ben orada albüm imza atarım bilmem ne diye gitmişim. VIP bilete para vermişim 500 lira. Bana nihayet Nas'tan önce ben chill konserin moduna gireyim diye bana nihayet bilmem ne mi sunuyorsun abi? Gerçekten mi yani? Yok bana da bile biliyorum zaten. Çok farazi konuştum. Hani hani rakamları şu an salladım. Hani düz olsun diye 100 bir 10 örneğini verdim. Bak Anıl Piyancı çıkması dediniz. Bu zevk meselesi. Anıl çıkar abi. Anıl'ın aylık dinleyici sayısı ortada. Burada hani Kila Hakan modunda değilim. Hani dinleyici sayılarına göre insan yargılamıyorum ama şu demek çünkü. Bir organizatör konser yapıyorsa bunda bir her iki global bir festival adı altında isim falan getiriyorsan abi çok ciddi bir para yatırmışsındır ve para kazanma karşılığın vardır. Ve orada o konserde sana bilet sattıracak insanları alırsın. Anıl bu insanlardan biri. Sen müziğini beğenmezsin, ben beğenmem, o beğenmez, o beğenir, Mali beğenir ayrı bir şey. Yani örnek şu an rastgele veriyorum. Ama Anıl orada olmayı hak eden birisi. Statü olarak da hak eden birisi. Ve bilet sattırabilme açısından da onu başaracak birisi abi. Başardı abi evet bu başarmakla alakalı. De nihayetin kaç şarkısı var? Ben gerçekten ilk defa duyuyorum. Ben de bilmiyorum abi. Hani konser verecek kadar yani konserde ön grup olacak kadar şarkısı var mı? Onu da bilmiyorum. Abi geçiyoruz merak etmeyin de ben buna sinir... Ya dün de bu konu üzerine biraz konu denk geldi konuştuk da yani. Bugün de kendisinden tesadüfen bir baktım ne çıkmış diye bunu da görünce aldım yani. Tam da yeri gelince burada da konuşmak istedim yani bu konuyu. Sadece bu yani mevzu. O zaman bugün dinleyicilerden gelen demomuz yok aslında bir parça atıldı. Bildiğimiz bir isimden bir parça atıldı çünkü. Chat'ten bir arkadaşımızın arkadaşıymış kendisi. Bizzat kendisi değil sordum demin hatırlıyorsanız. Reprof hasret geliyor. Sizden gelenler de gelmiş ama demo değildir diye düşünüyorum. Bakalım dinleyelim. Evet, fade attım çünkü bu süreye kalan süreye bir verse daha sığmaz ve nakarat gereğinden fazla loop'ta
çıkışa doğru yürüdü ve nakarat kötü bir nakarat. Beat beni çekmeyen bir beat tarzı, kabul. Ama vokal olarak demin de söyledim, hani eksiklerine rağmen, hani bunu demo diye demiyorum çünkü arkadaşım bizzat kendisi reprof bize atmadı, arkadaşının arkadaşı bize attı. Öyle bir şeydi yani, şu an kafa kalmadı artık bende deminki parçalardan. Direkt arkadaşı da olabilir. Sizden gelenlere bu hafta sadece bu ve Deniz'in beat demosu geldi. Biraz sizden gelenlere girelim de kafamız açılsın istedim yani. Çünkü gerçekten şaşırtmıyor, daha iyi şeyler geliyor yani. Bugün dinlediğimiz parça içerisindeki en iyi parça. Reprof'un Hasret parçası. Ha, yeniliğini eskiliğini bilmiyorum. Aynen. Sizden gelenlerden geldi ama. Hani bit, yani bugünün en iyisi demolardı. Sadece sonda değil de bitti sandım pardon. Bugünün en iyi... Lef Pamat'ta aynen. Arkadaşıydı Reprof'un. Hani bugünün en iyisi bir demo abi. Bugünün genel özetini öyle düşünün yani. Ya ben inanın samimi, ben eğleneceğiz güleceğiz diye bu kadar da üstümüze şey atmıyordum yani. Berbat parça atmıyordum. Bugün her şey böyle yani. Biraz vizyona ihtiyacı var. Bir son. Evet. Bitti. Bitti, konuşabiliriz. Sona doğru nakarat loop alıyor dedin ya, o sadece sona doğru değil, ilk verse'ün sonunda da öyleydi. Biraz evet. Uzun geldi bana. Biraz uzun. Yani 3 dakika 20 sadece, saniye ama parçanın evet. verse'leriyle nakarat olması gerektiği gibi olsa bu parça 2. dakikada bitmesi lazım. Hani 1,5 dakika fazlası var. Aynen. Onun dışında şey, telaffuzu çoğu isimden daha iyi bence, kelimeleri telaffuzu. Sadece edeceğim diye yazılan şeyin hani direkt edeceğim diye okunması şart değil, o biraz ya, evet. O kısım bir tık rahatsız etti beni. Hani şey, çok böyle yazıldığı gibi okunan bir dil değil yani Türkçe, %100 aynı şekilde okumuyoruz. Ben yarışma versiyonu konuşmuyoruz yani, ama onun dışında ben de bilmiyorum onu. Onun dışında ama bir nick konusundaki şeye katılıyorum. Nick'in değiştirmesi lazım yazmış işte biri. Sen devam et. Kim ben yazdı, kaçırdım. Tamam abi. Tamamdır. Sen devam edebilirsin ya, hemen geliyorum. Ha tamam tamam tamam. Onun dışında çünkü kendi kendime konuşuyormuş gibi hissettim ya. Onun dışında ben şarkıyı beğendim ya bugün. Maalesef bugün dinlediğimiz en iyi şey şarkı. Ya maalesef deme sebebim de işte Baykan dediği gibi hani demo olarak sayarsak maalesef bir sürü isim dinledik. En iyisinin demo olması biraz enteresan. Şu Reprof Ottoman'ı bir not alayım ben ya, ona bakacağım, merak ettim. Geldim. Ya benim şu an... Ben duymadım çünkü o şarkıyı. Hani daha önce olmadığım kadar ciddileştim belki ama abi, bir önceki isim hani nihayet ve kendisine inşa edilmeye çalışılan başarı ve bugün verdiği parça ve genel istatistikleri falan benim çok sinirimi bozan şeyler bu ülkede yani. Hala sakin. Ya zaten şeyden demedim. Baykan yok diye, boşa ekran boş diye söyledim. Sizin gördüğünüz ekranı görmediğim için ben ondan söyledim. Yanlış anlamayın yani, yoksa sizi seviyoruz. Sesim titredi. Duygulandım. Yo, o da alışkanlık oldu hani, sen böyle boş ekrana konuşuyor olma gibi bir alışkanlık dönüyorum, yoksa sakladığımız bir şey yok da. Oo, tamamdır Ceren'cim, hoş geldin. Gerçekten bunun yerine 10 tur harman dinlerim bu arada, kabul. Reprof'tan bahsetmiyorum hani, bugün dinlediğimiz genel liste bazında. Yoksa Reprof bugünün en iyi işi demo olarak. Mali, bir de Discord'a gel, döner misin? Tabii. Bir dakika, Rozma bir şey yazmış. Ha, onu yayından sonra dönerim çünkü şey, prodüksiyonla alakalı bir soru sormuş. Sizden gelenlerde Deniz'in beat'i var bir de. Bra Borel'in de bir demosu gelmiş bu sırada. Marlene'in beat'i gelmiş biz yokken. Biraz demolardan gidelim istiyorsanız. Tamam, sen aç dediğinde açarım ben. Abi Deniz'den başlayalım. Tamam. Yine beat var 1 dakika 10 saniye kadar. Deniz'in beat'i geliyor. Aç. Başlat. Açıyorum. Tamam, ben başlattım. Evet, durdurdum abi. Muazzam, tebrik ederim. Abi çok güzel fake attı. Ben normal demedim. Bir anda astral tag'i geldi oradan. Çok güzeldi abi. Ellerine sağlık. Buna kim biri verdi? Ben hemen 5'i basıyorum şu an. Ankete. Gerçekten prodüksiyonlu şaka ya. Ya ilk trap denemesi için Deniz şey zayıf evet. Ama yani gelişecek şeyler zaten. Geçen yayında da söyledim. Hani senin sampling kafanı falan da yani notasyon kafanı beğendim ben zaten yani. Ama astral tag'i gerçekten çok iyi düşünülmüş. Yani tamam, bize hani buradan 4-5 veririm ben sana yani. Ben 5'i bastım. Yani ilk deneme için eksikleri var evet. Daha bir A-Date'lerin ön planda olmasını beklerim. Biraz daha. Daha catchy bir melodi beklerim. Ya da biraz daha varyasyona girmiş hi-hat'ler bekliyorum. Ama buradaki hi-hat'ler derken rastgele kafamıza atılmış karmaşık çık 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 çık
Ağızlardan bahsetmiyorum yani. Artık hani daha net anlaşılması için ağzımla yaptım. Hani daha şey ritmik olarak bunları değişken tutmanı beklerim biraz daha. Ha bu arada bunu sadece sen yapamıyorsun, yapmıyorsun değil. Genelde çoğu kişi de aynı hayat loop'unu bütün bit boyunca giderken görüyorum. Bu üzücü bir şey. Gerçekten keyfimi yerine getirdin. Çok teşekkür ederim ya. Sıradaki temamıza istediğin kadar gömebilirsin abim, beat yapmaya yeni yeni başladım diye Marlen atmış. Yine bas tedine basacağım ben bir yandan. Közleri düzeltiyorum. Sen bas, bas abi, ben de hemen açarım. Bastım. Tamamdır. Durdurdum ben abi. Çünkü muhtemelen loop'a dönecek burada kalan bir dakikada. Abi zayıf beat ama yeni yeni başladım demiş zaten. Beat'in mix konularında rahatsız eden şeyler var. Evet ama buradaki esas problem armonik hata var. Ve hatta şey... Aynı Koto sesleriyle abi, Asya sesleriyle VST zamanı benim de bildiğin, bilmeyerek hani yapılan bir şey, aynı melodiyi yapmışlığım var. Hani 2006-2007 Hip Hop Live döneminde ve bir de onları utanmadan yayınlamışım yani böyle 13-14 yaşından o yaşlarda bu şeyler. Hani onları bulabilirseniz birebir böyle bir beat var yani bende de. Abi bu tamamen şey, beat yapmayı yeni yeni başlıyorum beat'i bu gerçekten var lan. Benim de var bundan bir tane yani. Uğraşmaya devam yani. Banana kimler, Cerenler mi geliyor? Dayava da hemen bir şeyler atmış. Abi iki tane birden atmasaydın keşke. Hani bugün çok kötü bir gündeyiz, demo övüyoruz diye Dayava hemen fırsatı buldu, yapıştırdı parçaları. Galiba ikisi aynı mı bu arada ya? Aa, aynı parçaymış, evet. Tamam. Spam yapmış. Brabori de göm beni diyerek, yine göm yazarak. Şurada size de gelsin. Malini kamerasının altında. Bir demoda o bırakmış. O demoya da bakıyorum. Başlattım Mali. Abi yok, durdurdum. Bunu durdurdum abi, zor. Bu zor. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu zor. Abi çok yolun var. Of. Çok çok yol var abi daha. Mario'da bölüm geçtim. Mario'da bölüm geçtim. Evet. O zaman bir de Daeva'nın demosuna bakalım. Ben onu Watch Together alıyorum Mali. Tamam. Tekrar kameram sende. Ben de geçtim. Tamam. Geçtim ben de Watch Together. Tamam. Onu Watch Together'a atıyorum. Bir demomuz daha var. Sonra normal acı çektiğimiz netteye batağımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu hafta komple nette çünkü. Takipte için çok teşekkür ederim bu arada. O zaman sıradaki parça Dayava'nın demosu olan 8'ler geliyor. Evet, fade attım. Dayava ilk beatimde abi doğum günümdü diyerek dipnot düşmüş. Hatırlamak istedim onu şu an. Dayava şey, senin içinde gizli bir Ercan Saatçi var abi. Ben beat kafasına bunu hissettim yani gerçekten bu arada. Ya gelişir, ilk beatim diyor. Yani. Uzman sensin, ben bir yok şey abi, söylemeyeceğim hocam. Ya ilk beatim diyor abi zaten yani. Tabii ki hatalar olacak yani. Ama yani kafa patlatman gerekiyor yani. Bunu söyleyebilirim. Kızmayacağını bildiğim için bu şakaları yapıyorum bu arada yani. O zaman... Dönüyor muyuz normale? Ya şey var, çünkü hani ben sana biraz daha tree'yi özelden falan talep edersen yazarım, ayrı mevzu. Hani şunları yap, şunlara çalış diye, ama en basitinden abi temel müzik teorisi öğrenmen lazım. Hani ya beat yapacak herkes için geçerli abi bu. Temel müzik teorisi en önemli şey. Ya Musab galiba bugün zaten çok bilinen bir isim de yok galiba şarkı çıkaran. Yok abi ya. Bu hafta ya gerçekten hep diyorum. Abi çok bilinen bir isim. Ben şu an size acı çektirmek için netlerde falan değilim bu arada. Bu hafta çıkan işlerin tamamı abi neredeyse berbat işler yani. Bu şu an ekrandaki bütün logolarımız, bizim demir parmaklıklarımız, her şey hak edildi bugün yani. Hatta bir hapse girelim madem, çok istediniz. Bizim bu programda şu ana kadar en çok güldüğümüz ama artık bugün dinlediğim bazı işlerden sonra hakkını mı yedik çocuğun acaba dediğim bir isimin parçası gelsin, ama onu dinliyorsak... Onu da demezsin. Onu da demezsin de. Evet. Neyse. Onu da demem yani, gerçekten. Abartma yani. Evet. Şahin Dekak geliyor arkadaşlar. Evet. Güldük, eğlendik ama hepimiz cehennemde cehir cehir yanacağız.
Ya bu arada şey, günah işlediğimizden bana Şahin yakacak bizi yani şu an. Ve yine Netteden, tabii ki Netteden ve biz kendisi dinliyorsak, biz kendisini dinliyorsak hapisteyiz abi. O parmaklıklar biz dinlerken kalacak öyle. Şahin Dur, de kalk. çakmağımı da bulacağım ben. Bence çakmaklık bir şey yok. Atacan Çıkmaz mı? sanmıyorum. Atacan beat, yani bu hafta 4 demoya bakmış olduk. Bir şeyleri Discord kanalında bırakırsan sizden gelenlere haftaya bakarız. Şahin de kalk, kara kışım. Eyvah eyvah. Geliyor. Size bir şey göstereceğim abi. Ben gerçekten kendimi bıçaklatmaya oynamaya başladım bu arada. Haberiniz olsun. Size şunu göstermem lazım. Mali sen bunu göremeyeceksin. Bir dakika dur. Abi, Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bunu dur çok görmeniz merak ettim. lazım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Sizi bunu size, hatta Mali seni 2 dakika kameradan ayırıyorum. Bunu göstermem lazım. Arkadaşlar. Mouse imlecine iyi bakın. Tutamadım kendimi. Çocuğa yorum yaptım nette de Şahin de kalktı God diye Mali, sen göremiyorsun Baktım baktım tamam şu baktım. Abi yapma, atma o like'ını Şahin'e. abi gerçekten. Beğensene video, abone oldun mu? Beğen videosunu da beğen. O kadar da değil. Yani üzgünüm, dislike bastım. Yani, ama abi bu nedir ya? Gerçekten bu nedir ya? Ve ben bu parçayı size Yasin, o cümleyi ben haftalardır kuruyorum ya. bu parçayı ben size yaklaşık, Baykan bu arada bak, saçma. Netteye gelmeden önce dinletmeyi başardım. Şahin'in kendi kanalında 2 izlenmesi varken ben size bu parçayı taşıdım, Ama geçen sefer buraya kadar dinlememiştik bak. tabi Geçen tabi şu tabi. yalpalama bir şeyinde durmuştuk. Aynen, pandemide komedi dükkanına da sardım Moka tekrar ya. Bence de bu çocuk bu arada böyle güldüğümüzü dinlese ilk yayında biraz hani abi gaspa çıkın falan dediğimde hani orada çok güleceğini zannetmiyorum ama hani bu yayını izliyor olsa şu saniyeye kadar, ben bunu tekrar ettiğim saniyeye kadar yani bence de yüzümüze yani şey eyvallah falan der, üzülür bozulur ama gülerdi yani sadece muhtemelen. Ama onu da ritim kaçırarak söylüyor. Selo'nun ustası, Mesta Sensei Şahin The Kak. Abi evet, bu ısrarla kariyerlerine devam ediyor bu insanlar bu arada Bir şey oluyor abi, Discord kanalında senin Atacan her yere MP3 yüklüyor şu an bütün kanallara. Bir şey, nasıl? lahmacun MP3 diye bir şey geliyor her yere, bildirim geliyor. Nasıl ya? Bilmiyorum. Atacan her Ya da kanala bana aynı bildirim bana 8 kere geldi ya da. mümkün. Ya abi modlar ona bakar ya. Hani şu an şey yapamıyorum ama kanalımız yok ediliyorsa müdahale arkadaşlar. Her şey yolundaysa sorun ya. ediliyorsun. Yani tamamdır. Discord'da darbe oluyor gerçekten bu arada ya. Ha tamam. Yanlış kanalı atmışım, sildim oradan diyor da Ha. aynısı böyle bir sürü kez gelince dedim, ne oluyor? Şahin'le devam ediyorsak, başladıysak devam edelim abi. Bugün çok merak ettiğim bir iş daha var. Gelsin mi? Çok merak ettim dediğine göre kesin bok gibi yine. Abi bugün iyi bir şey dinlemeyeceğiz diyorum. 50 bin kez söyledim bunu yani. Aslı. Son ses. Nette de düzgün, sade bir isim. Bu açıdan bir umudum var ama bak yani. Birleşik bir son söz ayrı mı? Ayrı. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Evet yani. Aslı son ses geliyor. Netteden geliyor tabii ki. Müzik Ferhat Can Özkan. Şey. Epidemik'teki arkadaş. İsim nickini unuttum şu an. Yani bunun prodüksiyonu da ünlü birine ait bu arada yani. Ya kısmen ünlü diyebileceğim birine. Abi fade attım ben size, işkence çektirmeyeceğim de. Abi şahıs Benfero disliyordu, buna beat mi yaptın abi? Peki bir. İki. Şu an şeydeyiz. Deception'dayız abi. Deception. Patron Gold'den çalınmış. Astral onu başka bir yerden çaldı. Kesin. Malception özel yayınımızdayız şu an.
En son bence son çıkan şarkıdan da astral çalar. Tekrar böyle loop'a girer hepsi. Abi gerçekten şu an Deniz'in yaptığı astral tagini istedim orada. Deception var şu an, hırsızlık ya. Dustral değil mi? Öf. Oh. Abi ben bugün iyiyse de kötüyse de artık bugün bu isme normalde yorum yapmıyorum. Bugün buna yorum yaparım ya. En azından bildiğimiz bir isim geliyor çünkü. Kurşun kahretsin geliyor. Öf, geçtim. Hakikaten kahretsin diyor ve başka bir yorum yapmıyorum. Vazgeçtim. 666'yı çıktığında dinledik ya. Dinledik. Hani tekrar remaster'da hani aynı parçaları dinleyip de nasıl mixlemişler diye bakamayacağım. Çünkü ben mix ses mühendisi değilim hani yani. Tamam, kulağımıza daha iyi gelecek parçalar ama yani şurada şöyleydi, burada şu frekansı kısmışsa şuna evrilmiş parçayı asla diyemeyeceğim sonuçta yani. Ben de bu arada bu şarkıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Geçtiğimiz haftalarda şeyi söylemiştim. Hı hı. Ama onu tekrar etmek istiyorum. İzin verirsen eğer. Tabii. Abi kendisi eleştiri aldıktan sonra küfür edip işte şöyledir böyledir bu isimler bize işte olumsuz bir şeyler söyleyemez falan filan saçma sapan bir şeyler yazmıştı Twitter'a, zaten hepimiz biliyoruz. Sonra da YouTube kanalının Epidemi'nin şeyinde işte videosunda herkes birbirini sevmek zorunda değil, ben de sevmediğim kişiler için kötü yorum yapabilirim falan gibi bir şeyler ve aynı kötü bir işe kötü derim mi? Öyle bir şeyler söyledi yani. O yüzden hani çok yorum yapasım yok benim ya, de şarkı. Bir de şey yani aynı videoda... O videoyu izledikten sonra içimden gelmiyor yani. Aynı videoda çelişme bari be. Öf, ama o zaman devam ediyorum. Tapon, T-A-P-10 yalnız. Hani tapten değildir. Hani tapon'u hani top 10'dur ya o liste. Herhalde arkadaş onu yazıyor. Hani okunduğu gibi yazılıyor zannediyor diye düşünüyorum ben. Çünkü başka bir mantığı yok bence bu nick'in. Tapon falan olmasın. Tapon. Yani abi. Yani. Tapon falan. Ama top 10 yani. T-A-P-10 yani. Ve parçanın ismi de Skirt. Ama şey S-K-R-T yani. Geliyor. Allah sizin yapacağınız müziğin belasını versin ya. Arkadaşlar eğer hani şeyi geçtim, kulağa hoş gelmesini geçtim. Geri kaydaçadan da çok sağlıklı bir şey yapmıyorsanız lütfen tipografi videosu yapmayın. En azından sözleri yazmayın. Abi, teşekkürler. Ya algoritma şarkı yapıyor yemin ediyorum ya. Bu ne abi yani... 50 parça işkenceye bak ya artık. Hani artık keyif almayı geçtim. Acı çekiyorum. Ben bile acı çekiyorum bak. Ben normalde bunlara kahkahalar atarak falan gülüyordum ya. Acı çekiyorum bugün ya. Ege'cim sağ ol da hiç iyi gitmiyor ya. Gerçekten arkadaşınız mı yok abi? Bempero, Joker falan hani. Abi özür diliyorum sizlerden ya. Abi bayağı da bir şey var. Hani çıkmışsa bildiklerimizden yok ama yani... Gerçekten. Aa bak Nette'yle yine isim Nette'ye uyumu diyebileceğim bir şarkı gelecek. Arkadaşın ismi Gaspar. Peki. Şarkının ismi de Kaderin Rotası. Hem Gasp hem Rota aynı kelime içerisinde. Kesin hapsin var Gaspar'cığım. Silvana değil mi bu? Geçtim. Silvana değil mi bu? Chat Silvana değil mi? Vardım hani nasıl buldum falan diye sormuyorum ya gerçekten. Zaten. Trollüne bile sormuyorum. Ya ben ya. Sadece bir şey... Yok ben söyleyeceğim abi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Yani genç bir arkadaşımızsın. Önünde muhtemelen Allah ömür verirse çok uzun yıllar var. Tamam bu hoca. Biraz en azından böyle işi bilen birilerine madem yapmak istiyorsun. İşi bilen birilerine bir sor. Yayınlamadan önce bir dinlet. Bir şey yap. Yani sonra pişman olacağın işler yapma. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Silvana tabii canım. Yani bütün nette Silvana artık zaten ya. Adamlar fethettiler ya. Bak ciddi de bir dede şeyi yaptım yani burada. Evet. Dede yorumu yaptım yani burada. Edison Sax hoş geldin. Abi bu dinlemedim ama bize abi çok eğleneceğiz diye atılan bir şeydi. Ona falan da bakalım ama bugün yayını çok uzatmadan salarız yani merak etmeyin. Yani çünkü yani berbat şeyler dinliyoruz. Yani bütün Türkçe rap artık hani ya zaten iyi değildi de abi artık bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Ya bir yerden çalıyorsunuz ya müzikal hiçbir şey yok. Sözleri zaten artık umursamıyorum ben.
prozodi hatasından bilmem neden hani bütün müzikal hatalara resmen tepki olarak müzik yapıyorsunuz abi, bu ne ya? Ve de o patron şey değil miydi ya? Geçtiğimiz hafta ya da önceki hafta çıktı galiba, ona da baktık. Yok, yeni parça. Yeni bir şey çıkarmadılarsa. Onun da en son. Var mı yeni bir şey, var mı? Ona en sonda bakarız diyordum. Çünkü bu hafta herhalde en iyi parça seçmeyeceğim ama muhtemelen seçersem de herhalde daha dinlemedim doğru düzgün, ama onu seçerim muhtemelen yani. Bunlar ne çünkü? Anladım. Discord'da abi buna kesin bakmamız lazım. Çok güleceğiz diye atılan bir şarkıya giriyorum. Gökhan Can, beni de ara. Öf, kapattım kapattım da abi burada artık ben şu kuralımızı da getiriyorum abi. Chat'i de ben hapse sokuyorum artık. Ekrandaki chat'i de hapse sokuyorum. Chat de hapiste şu an. Koğuş yapıyorum kanalı şu an. Ya hak edildi çünkü artık, bu nedir abi? Bence Şahin Dekan ünvanını alıp kendisine verebiliriz artık. Gerçekten. Artık abi chat de hapiste, tamamdır. Mutlu muyuz? Tamamdır. Siz de hapistesiniz. Hepimiz hapisteyiz abi. Haydi. Gerçekten çok iyi yerde durdum. Neyse ki sıfatını görmüyorum çocuğun. Peki gerçekten bir şey soracağım sana. Biz bunu yapmak zorunda mıyız gerçekten? Zorunda mıyım? Dilber Aydın ekranda. Biliyorum, o yüzden söyledim zaten. Ya yapmamalıyız bence bunu. Hayır, bu çünkü gerçekten yasal olarak bence suçtur. Yani avukat arkadaşlarıma soracağım. Toplumun ahlak ve akıl sağlığını zarar vermek suretiyle, böyle değişik bir terimler vardır muhtemelen içinde. Böyle bir suç vardır yani, kesin vardır. İnsanlık onurunu zedeliyoruz bir kere biz burada. Gerçekten bu arada ya. Boncuktan kuş yapalım. Evet, en azından D'yi ayrı yazmış, doğru. Belki de kendi yüklememiştir. Yani çünkü ben bu arkadaşın D'yi asla ayrı yazabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani çünkü bence teknoloji kullanamıyor, bilgisayar kullanamıyor, rica etmiştir birinden. Mahallede böyle imlası düzgün falan biri varsa. Ah, Piyanist Santor 6 kişiyle baskın yapmış abi, hoş geldiniz. Emre Beyzel'den selam, çok selam. Hemen çıkın. Abi hemen çıkın, bizim şu an monitörümüzden üstümüze kanalizasyon fışkırıyor. Tazikli fışkırıyor şu an üstümüze bizim. Çok özür dilerim bu. Oo, bugün de bir şey fışkırdı yani. Monitörde. Abi bak, en az 20 parça falan dinledik. Bir tane iyi parça yok. Hepsi berbat. Hepsi bunlar eğitilmezdir. Bunlar hırsızdır. Yani abi gerçekten ya. Onaka ya, ben birazdan yayını zaten bir 15-20 dakikaya muhtemelen salarız abi. Çünkü bugün berbat bir gündeyiz yani. Hani bugün chat bile hapse girdi artık. Böyle bir gündeyiz yani. Ya gerçekten haftalık tarihin en kötüsü olacak muhtemelen derken ben abartıyorsun diye düşünmüştüm. Ben biraz özür eğleniriz sanıyordum da abi, artık hakikaten acı çektim ya. Aa sapıkçım, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Abi bak, diğer yayıncı arkadaşlarım raid atıp mecburen kaçmak zorunda kalıyor. Çok haklı olarak yani. Bak Okan, Soykan, Sena uğradı. Emre geldi kaçtı. Kim gelirse bugün kaçacak. Çünkü çok normal yani. Berbat bir şey dinliyoruz yani. Gelmek için en kötü haftayı seçtik. Gerçekten abi, berbat bir hafta ya. Ajora hoş geldin bu arada. Bugün en iyi seçmeyeceğiz muhtemelen. Yok. Abi. Ben bugün en iyisini şimdiden seçiyorum. Ben seçiyorum bugün en iyisini şimdiden. Diğer şarkılar da umurumda değil. Ben bugün en iyisini Baykan Barla seçiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ya. Rica ederim. Bu hafta en kötüyü seçmeye çalışırsak abi, Amerikan seçimleri gibi hani bizim sandıklar hani bayağı bir uzun süre açık kalacak yani. Birkaç şey daha bakayım. Yani gülebilme ihtimalim zaman bir şeye bakayım. Listede çok şey var ama atlıyorum. Atlıyorum gerçekten. Yok. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum şu an. Dakikaya diye okuyacağım da. Baykan yayını kapatıyoruz diyorsa 2 saati falan vardır daha. Şey yapmıyor. Hemen kapatmıyoruz ya. Daha patronu falan bakarız. Sırada. Abi Silva hangi... Kesinlikle insanların ismini hatırlamadığım için bakacağım ama Silvana'dan çıkan pop işler de farklı değil. Nette böyle bir yer. O açıdan. Ama artık hapisten bir çıkalım. Gerekirse tekrar gireriz zaten ya. Chat kalmak istiyor musun? Siz de çıkarayım. Soruya bak. Beynim aktı artık. Kapatamıyorum.
Aynı kapattığım şeyi geri açıyorum. Haftalık global abi, ona henüz liste yapmadım. Hani yani ne çıkmış bakmadım, ona bugün istesek de geçemeyiz yani. Pazartesi yaparız diye yapmadım. Ya buydu ya da bir tane daha isim soyisim olan biri vardı. Ama galiba buydu. Kazım Kandil. Ah be kadın. Geliyor. Bu rap olmayabilir ama Netlay'nin ve Silvana'nın diğer taraftaki yüzünü de hani bir Sith Lord'larını inceliyoruz ya burada. Bir de hani Jedi Akademi'ye bakalım istedim. Hani popta Ah nasılmış be diye. kadın. Bir de o Ben seni geliyor. sevdim de sen beni sevmedin. Nakaratı yok. Nette'deki Ya poplar gerçekten bu şarkının Nette'deki poplar da farkı değil yani. Yani sadece rap bazında değil de hani rap daha da beter hani, ama bu da kötü yani. Nakarat ah be gerçekten bu kadın şarkının ya. okununca kahpe olarak okunmasını istemiyorsa ben deneyim. Abi o tişörtü giymeyecektim. Hangisi Şarkının adı Ahbe Kadın değil yani ya? kesin. Prozedi hatası nedir diye sorulsa bana bu şarkı yaşayacağım artık dedim. Aynen bana ne gerçekten ya. Ya nette de doğru bir şey yok bu arada ya. Nette de doğru bir şey yok abi. Herkes dızcı. Yani şey açık ceza abi. Nette hani açıkça internete girilebilen cezaevi abi. Gerçekten nette de kim çalışıyor abi ya? Gerçekten bir gün evlenirsem çocuğum olursa İsmini internete netteye yasaklayacağım koyacağım. çocuğu. Ha yok. Ya ismini netteye Yok abi ismini nette koymayacağım. koyacağım. Öf. Gerçekten öf Ne öyle ya. şey gibi kamyonunu seviyor diye çocuğuna BMC adı koyan adam gibi. Bence BMC. Ne güzel reklamda da. Ya kötü anlamda. Biliyorsun değil mi onu? Evet. Bir de şeye bakalım. Biraz normal bir yere geçelim madem. Agabi hasta akapella yayınlamış. Çıkmış. Aldık. Bakalım. Abi. Evet, Abi ne algoritma hissettin? akapella yapmış. Algoritma akapella yaptı. Abi ve neden yani? Neden yani? Niye? Hani ya, no, sanki hani şarkı da söyleyebilirdin çünkü şarkı söylememişsin burada. Hani çünkü akapella da sonuçta bir müzik terimi falan ya. Ki Agabi bunu biliyordur normal şartlarda da hani şarkı da söylememişsin. Hani konuşuyorsan böyle bir konuşma şekli yok. Levent Kırca'nın sarhoş skeci daha akıcı anlatıyor derdini bize. Rahmetlinin. Neden abi? Gerçek dadaizm bu değil abi. Gerçekten bu değil yani. Öf. Bir şey. Ama gel ben ne izliyorum abi bugün Kopmaz, ya? kopmaz Mustafa'nın yorumunu okur musun? Ne olur rica ediyorum. Kaçırdım bakıyor. Kabus olunca ben de böyle sesler çıkarabiliyorum. Çünkü doğru. Ve yani bak kabus olmak deyince aklıma geldi abi. Şey emek var tayfa lütfen varsa aramızda sanmıyorum olduğunu. Hani tanıdık chat'tekiler çünkü genel olarak. Yani Mustafa'nın dediği gibi abi tuvalette de çok emek veriyoruz yani. Ama ben ona çıkan sonuca çoğu zaman saygı duymuyorum yani. Üzgünüm. Yani. Ya hiç o neyse girmeyeceğim o topa. Bir şey söyleyecektim vazgeçtim. Girmeyeceğim o topa. Çünkü burada anlattığım şeyler sonra aleyhime şarkı olarak kullanılıyor. Ama O ya yüzden girmeyeceğim. ya biz neredeyiz? Ne yapıyoruz abi şu an? Ben ya, yeminle gerçekliği sorguluyorum. Ben genel olarak abi rap müzikten tiksinmeye başlıyorum ya. Belki çok geç kalındı bu arada. Farkındayım ama genel olarak tiksinmeye başlıyorum galiba ya. Agabi normalde biz de beğeniyoruz bu arada. Bana ne? Hani genel olarak beğeniyoruz da bu ne abi ya? Yani amacı neydi ki yani? Ben severim Agabi normalde Vallahi de. Berkcan Güven. Yani tabii ki izlemiyorsun ama kulağına gidecekse bir şekilde. Özür dilerim kardeşim. Harbiden özür dilerim ya. Joker, Berkcan Güven. Kontra senden hala dilemiyorum. Bunların atası sensin bir yerde. Bir kısmının. Bir şey diyeceğim. Yeri geldi söylüyorum. Benim o gün anlatmaya çalıştığım şey tam olarak buydu işte. Berkcan Güven'in şarkısının bildiğimiz, tanıdığımız isimlerden çok daha güzel olması beni dehşete düşürüyor. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Son Yani 3 haftadır hiçbir şey dinlemedik neredeyse yani. hani Joker özür diliyorum. Net olarak. Ha birçoğunuzdan hala dilemiyorum ama özür diliyorum ya gerçekten. Ne diyorsun o?
kendi bir çoğunuzdan dilemiyorum ama ay, özür dilerim. Kendi kendine bir şeyler anlatmaya başladı. Abi mantıklı. Depresyonun girdi kafam, adam iki kafam, değil. Kafamda birçok isim dolanıyor şu an çünkü. Hepsini düşünüyorum. Şundan dilerim, bundan dilemem diye isim geçiriyorum kafamdan şu an bildiğin. Hani aklıma gelince birçoğundan da dilemeyeceğimi tekrar fark ettim ama. Evet. Burada haksız, bazı isimleri çok haksız gömmüşüm yani, kusura bakmasınlar. Abi kafam iptal, tabii ki iptal ya. Yani yok. Yani ben alkol içerek buna ulaşamam şu an. Gerçekten bu yayın biterken hani hepsini dinlersek listelerim, ben Norm'dan da özür dilerim muhtemelen ya. Yani. Şu an ankete gülüyorum ben. Harman'ın hakkı yani. Bakıyorum. Bakan Barlas özür diler, tamam. Oy var. Tamamdır. Gülümsediğime bakmayın, çoğunuzu sevmiyorum. Aykan var lazım. Yok Undertaker, ben sizin için demiyorum. Baykan için diyorum zaten. Bananını yazdı. Yıldız Til ve Esrar'ı bıraktım ama tekrar içmeyeceğim anlamına gelmiyor. Versus Baykan var lazım. Özür diliyorum ama çoğunuzdan da dilemiyorum. Öf. Evet, patron Bedo'ya da ertelemeye çalışıyorum abi çünkü yani bu ya şey olacak. Şu an Mortal Kombat'tayız. Hani zaten ben baygınım şu an. Finish'im bekleniyor. Anladın mı hani? Fatality falan yapılacak mı yoksa bizi normal mi salacaklar mı? Ben onu bekliyorum genel olarak Türk rap camiası için yani. Finish birey. Bu arada Mortal Kombat'ta şeyde falan kadın karakterlerde finish'im demiyor değil mi? Hiç dikkat etmedim ona. Finisher diyordu abi yani. Diyor mudur acaba? Diyor, diyor. Bir onu bir düşünelim. Önemli bir konu çünkü. Yok diyor, finisher diyor abi. Ha diyor mu? Tamam. Şey ve bu arada Netteye'den bir şey daha dinleteceğim. Beğeni falan mevzu değil. Hazel yani bu parçayı okuduğum için karışıyor şu an. Hazel aramızdaysan seni de dızladılar. Eylül seni de çaldılar. Haberin olsun. Ben Netteye şarkı verdi sandım. Çok korktum bir. Yok 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 yok, hani bildiğin Hazel da dızlandı şu an abi. Anlayacaksın. Hani Eylül haberin olsun, dızlandın kardeşim. Sen de dızlandın. Ben dızlandım. Ballas, ballaslı adam gördük. Kontkar defalarca dızlandı. Şehinşah dızlandı. Herkes ben aşırı dızlandı. Özgün olduğum için beni dızlayamıyorlar. Ve hani Hazel bile dızlandı şu an yani. Hani bile deme sebebim daha yeni yeni kariyer adımlarına başladı. Yani sen de dızlandın canım. Bulgariler falan duydum. Beni de dızladılar. Sıradaki parçamız. Blaze ve Haze. Those Eyes. Sadece isim benzerliği değil, parçanın bir kısmının İngilizce olmasında dipnot olarak düşeyim buraya. geçtim ya. Ama gerçekten hani hem isim olarak hem de ismin benzediği biri, hani Hazel da çünkü İngilizce rap yapan bir kadın MC ya. Hem isim Haze, hani bir fark oynuyor, hem de hani burada da İngilizce görüyoruz bayağı yani. burada da bayağı bir hırsızlık var ya. Aa, sırada geçen haftadan yine eski bir isim geliyor. Hazır mıyız? Az kaldı. Son 6 parça diyelim. Sabredin. Saat yine 1'e geliyor gerçi. Bugün oyun yayını olmaz muhtemelen arkadaşlar. Daha hani çok kötü bir haftalık seyrediyoruz, haberiniz olsun. Bende öyle bir enerji kalmadı bugün yani. Sırada Buldozer. Tekrar. Para 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 geliyor. Malin'in suratı düştü. Para 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 şey değil miydi ya? Eski şarkısı. Öyle bir şarkısı yok muydu? Ben mi yanlış hatırladım? Yoktu abi. Hayır. Yoktu. Allah Allah. Geliyor. Artık fade made uğraşmıyorum, geçtim ama Mali yine geldi, dediğim noktaya geldi değil mi? Hani yine bu vokale geldik değil mi? Ne yapıyorsun lan? Çok korktum birden kafayı yedin diye. Buldozer taklidiydi. Burada o kadar yoktu, eski parçalarında o çok vardı. Dur bir tane açacağım. Tam o vokali yapıyordu eskiden. Var mıdır acaba? Var. Ama burada yoktur. Var ama burada yoktur. Ya full albüm yüklemişler. Buradan bir parçaya bakalım. Bakalım. Ortasından başlatacağım. Gerçekten buydu çünkü. Özellikle eskiden tam dediğim gibiydi. Şu an bundan biraz kurtulmuş ama hala çok kötü ama burada gerçekten şey duymuyor musun Mali? Hani sen dinlemedin gerçi de. Yayından bakarsın en kötü. Ha tamam. Tamam pardon.
Bunu duymuyor musun yani? Bu arada ya eski şarkıları daha güzel ya. Asla değil abi, asla değil ya. Bundan daha iyi ya. Yalan, ne yapıyoruz biz? Bilindik bir eski isme daha bakalım. Yeni albüm çıkarmış. İzmir'den göçmen. Hasta adam nikiyle dönmüş. Parçanın ismi MC. Bir de albüm çıkarmış. Oradan bir parçayı aldım. Bakalım ne kadar üzecek. Umarım üzmez yani. Yok abi. Geçtik. Yani Netteden sonra hani birçoğunuz nefes almış gibi hissetmiş olabilir ama gerçekten çok basit. Ve ya bugünün parçası değil abi kesinlikle bu arada ya. Evet, giriş iyi gibi başlamıştı ama gelişme kötü gitti. Aynen ama kötü yani. Gelişme kötü gitti, sonucu duymadan geç dedik zaten. Yani şey, yani insan olarak bizzat tanışmadık ama eskilerden, grafiti dönemlerinden falan da saygı duyduğum bir isim ama yani olmuyor abi. Yok. Yani çok şey eksik. Her şey, bugün dinlediğimiz her şeyde çok çok fazla şey eksik ve hatalı abi. Ya bu sadece göçmen üzerine yaptığım bir yorum değil. Başım ağrıdı yemin ediyorum. Senin görüntün dondu bende ya. Kanka senin internette bir şeylik var bugün. Çünkü yayında öyle bir drop görmüyorum. Hı, yok yok, komple dondu zaten. O zaman kimler kaldı bakıyorum. Bedo var. Mahoji Benfero var. Sansar var zaten bildiğimiz isimlerden. Başka var mı netlerden bildiğimiz isim diye bakıyorum. Hani sizin abi dinlememiştik geçen hafta falan diye sorabileceğinizi düşündüğüm. Görmüyorum. O zaman ilk olarak Mahoji ve Benfero gelsin. İzmir'in ateşi. Oğuz Baydar BT'ymiş paranteze bakarsak. Başka biri var mı? Daha açıklama kısmını bilmiyoruz ama. Geliyor. Yok. Bakalım dedim de. Yok abi, yok, bu da berbat. Üzgünüm. Mahoji'ye ben genel olarak... Çıkarabilecekleri en iyi haftada çıkarmışlar şarkıyı. Evet yani bu yani şey var. Ona rağmen beğenmedim, öyle düşün. Ona rağmen beğenmedim. Hani bu geçtiğimiz, hani buradan olumlu şeyler söyle kaydırdığımız bir hafta gelse daha ağır gömerdim ama hani hakikaten bu hafta çıkarmaları çok üstünde durmadan geçeceğim anlamına geliyor ama berbat parça. Bu hafta için bile berbat parça yani. Mahoji... Bence abi kamu spotu olarak yaz yani, podcast'in başında bir ses falan ekle. Durumu anlat, bence insanlardan küfür yemeyelim yani. Abi gerçekten müzik terörü ya. Ya Mahoji'ye ben genel olarak çok tahammül edemiyorum zaten. Her zaman beni çok yoruyor. Hatalı ototune kullanımı. Üzgünüm. Ya hatalı ototune kullanımı derken şey değil. Tonal bir hatadan bahsetmiyorum bu arada. Abi rahatsız ediyor bu. Aynen smoke bana. Yani ve hani ototune'le problemim var sananlar ki haftalık globallerde neleri övdüğüme bakabilirler yani. Ya Benfero da yine kötü. Oğuz Haydar'ın beatini ben yine beğenmedim. Açıkçası. Abi çünkü ya da Rize Aydar yaylası ya da ikisinden biri yani ama kesinlikle şey değil yani. Oğuz Baydar denmiyor tek de yani gerçekten. Haydar ya da Aydar deniyor yani. Ya abi bu arada Musab, Almanca rap'i çok gömdüm. Hani hala gömüyorum. Globalinde netteye sonrası ama Milyon Dolar S falan bunun yanında müthiş parçalar abi. O yani bunların yanında müthiş parçalar abi. Günah çıkarma kabini gibi hafta oldu ya. Bu nedir abi? Hani normalde gömdüğüm şeylere böyle şu an sempati duymaya başladım. O yüzden günah çıkarma kabini gibi diyorum. Yani pederimiz eksik bir tek ya. Mero'ya geçen hafta baktık. Bir de ben haftalık globalde de Almanca kısmı için ayrıca baktım. İki kere baktık abi. Papaz, keşke papaz olsa abi. Şu an bize büyü müyü yapsa da eğlensek biraz yani. Hani... Ben şeyde de kutsanmıştım biliyor musun? Yani günah çıkarmayı Ramazan da geçtim. Bayramında. Yok abi şöyle bir şey oldu. Bir dakika. Marjinalliğe bak adam, hani herhangi bir zamanda da kutsanmıyor. İslamiyet'in bayramında kutsanıyor böyle, marjinalliğe bak. Aynen bak şöyle oldu. Ramazan'ın sonuydu böyle, şeye gittik. Emre falan, yani kardeşim olan Emre. Emre falan da vardı. Saraybosna Karadağ turu yapalım dedik. O zamanlar döviz bu kadar yüksek değilken mutlu mutlu gezebiliyorduk yurt dışında. Yasin, yine ama düşük bütçeli yani. Yine Balkanlar yani. Şey, papaz büyüsü diye bir şey var ya, o yüzden saçmalıyorum ben şu an. Ama ben, beynim aktı, ben şu an şeyim yani. Her an
isim vereyim yine. Anla Deniz'e falan bağlayıp hiçbir şey anlamayacak IQ'daymış gibi yayın yapabilirim yani. Her an yapabilirim bunu. Öyle bir IQ seviyesindeyim bugün şu an. Peki. Devam Madicim, özür. Abi Saraybosna'dan başladık. Sonra orada bir iki gün geçirdikten sonra Ramazan'da bitti. Bayrama girdik. Bayramda da şeye geçtik. Karadağ'la şeyler ya onlar. Komşular ya. Sınırdan Karadağ'a geçtik. Karadağ normalde güneyini geziyor insanlar. Ama asıl olay kuzeyinde yani. Bildiğin şey böyle nasıl diyeyim, milli parklar işte çok az insanın olduğu böyle güzel alanları falan var. Oraları geziyoruz. Hatta işte hiç gece ışık almayan böyle köy gibi bir yerde kaldık falan. Her şey çok güzel gidiyordu. Tam benlik yani, kafa dinliyoruz. Bir de altımızda kiralık araba var. Bayağı da dandik bir araba yani, yokuş çıkamıyor araba, öyle söyleyeyim. Klima açıkken yokuş çıkamıyorsun arabayla. Araba şey diyor, beni sal artık burada diyor. Biz dağlara çıkıyoruz, tarla yollarına giriyoruz. Saçma sapan bir yerlere girdik artık yani. Dağlara çıkıyoruz da demezsin bu arada. Abi gerçekten dağlara çıkıyoruz ama. Şöyle söyleyeyim. Yok abi öyle değil. Ya çok trolledim, dur. Şurada şey var. Dağın yamacı var. Şurada bir yol var. İncecik. Aşağıda da şey. Nehir akıyor. Neyse adı işte, nehrini unuttum şimdi. Bu yollardan böyle yukarılara çıktık. Bir yerlere girdik. Yalan olmasın 3 kilometre mi 4 kilometre mi? Böyle bayağı yüksek bir tepe işte. Oraya, ya dağ yani, tepe değil artık yani. Oraya çıktık. Orada da şey, bir yere kadar arabayla çıkıyorsun. Sonra arabayı bırakıp merdivenlerden yürüyorsun. Bayağı bir kilometrede orada çıkıyorsun yürüyerek. Çıktık en tepeye. Bir tane kilise var. Bizim Sümele Manastırı gibi düşün. Daha öyle bir şey. Aynısı yani aslında. Birebir aynı yapı. Onu kurmuşlar. Abi bir tane sıra var. Biz de içeri girme sırası diye düşündük. Hani içeriği gezeceğiz diye. Sıraya girdik. Böyle mal gibi bekliyoruz. Bir tane abi geldi. Elinde böyle bir şey. İçinden dumanlar çıkıyor. Böyle sallıyor onu. Hepimizi böyle salladı. Yüzümüz gözümüz duman oldu. Anlamadık yani. İçeri girme sırası değilmiş orası. Millet böyle yüzüne falan sürüyor dumanları. Şey, bayağı Ramazan bayramında kutsandık yani. Erzin Soylu'nun favori kilisesi değil mi? Herkes yüzüne duman sürüyor. Nargile adamla olan her yer. Abi cidden yani böyle dumanı sürüyorlar falan. Bir yandan bir şeyler söylüyorlar anlamadığımız bir dilde. Enteresan bir andı. Bence de. Ramazan bayramında 4 kilometre yüksekte kutsanmak. Umarım illegal. Herkese nasip olmaz yani. Umarım illegal materyaller falan değildir. Aile tatiline bak. Amsterdam'da coffee shop'ta kutsandık falan diyor. Yok abi. Şaman aynı değil abi ya. Bildiğin gerçekten papaz kıyafetli bir abi vardı yani. Meğerse o gün onların şeyiymiş, hani dini günüymüş işte, neyse artık adı. Abi şey, bu arada gerçekten bu arada, papaz kıyafetli bir abi mi? Hani Balat'ta var bir tane baş psikopat. Papaz yani işte. Hani baş psikopat diyoruz papaz mesela. Yani. Hani ona da şey, papaz kostümü dayı falan demiyoruz değil mi? Bartolomeo falan böyle. Anla ki çok şanslısın. Bugün berbat bir gün, hani istediğimiz gibi gülemedik bile ya 4-5 anı haricinde. Yani... Herkes böyle üstümüze bugün şey fışkırttı abi. Bugün kaka özel yayını yani. Köpük partileri olur ya böyle salak salak sonradan görmelerin gitmeye bayıldı. Çünkü hiçbir esprisi yok abi. Hani kıyafetinle girdiğin yerden ıslak çıkıyorsun böyle yani. Ve içeride berbat müzikler çalışıyor. Yani sağın solun keko böyle. Onun kakalı versiyonu bugün abi. Üstümüze bayağı rogar kapağını kaldırdılar. Bir boruyu kopardılar ve Mali ile ikimizin ve Çetin üstüne püskürttüler bugün yani. Rapçiler. Buydu bugün özeti Anlakicim. Hiçbir şey kaçırmadın, çok şanslısın. IQ'm tek hanede bak, cümleler güzel. Cümle kuramıyorum, konuşamıyorum yani. Şu anda yorumlara bakıyorum. Benim ikinci şarkımın adı belli olmuş. Teşekkür ederim. Mardocuğum iyi geceler. Dağlara çıkıyoruz. Kesinlikle Anlaki bir hareket değil bu Anlaki yani. Çok şanslısın bugün. Başım ağrıdı ya. Oyun yayını falan yaparız diye hayallerle başladım. Ben asla odaklanamıyorum ya. Yayın tekrarından bakarsın hani birkaç yerde çok güldük beni. Bir Beyaz Söz Türkü falan karşımıza aldık tam konuyla alakalı yine. Mide bulandırmayacağım, girmiyorum oraya tekrar. falan öyle bir gündü yani bugün bizim için. Üf, sırada son iki parçamız. Netdeylerin de bir kısmını saldım abi artık gerçekten. Hani normalde gülüyorduk falan ama. Allah razı olsun.
Abi yok bugün net bak anlatamıyorum bak. Sayarsın yayın sonrasında. Watch Together çünkü kaydettim ben bu playlisti. Tamam, kötü bir şey demedim lan. Hani İyi bir şey şey değil. dedim. Bugün Hani daha fazla dinleyemezdik diye sordum. evet, kesinlikle dinleyemeyin. Ben bugün şey yapmadım. Hani normalde ben üstünüze netteye biraz fırlatıyorum. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama arada farklı farklı fena olmayan eksikleri olsa da beğenmesek bile bir şeyler olan parça dinliyoruz. Bugün abi zaten normal parça 5 tane çıkmış, hepsi nette. Kalanı da komple nette. Öldüm yani, bu ne? Gerçekten bu ne yani? Abi bu arada anla ki FRP online falan oynatıyorsan ben dahil olurum, öyle bir olaya haberin olsun. İstiyorsanız. Varsa öyle bir niyetiniz, ben oynarım, seviyorum. Egemen hoş geldin. Geçmiş olsun bu arada tekrar. Egemen'cim hoş geldin, geçmiş olsun. Niye geçmiş olsun dedi. Hakkında hiçbir bilgisi yok bu arada. Evet, Sıkıyor şu an. evet. Bilgim yok ama sonuçta belli ki bir şey olmuş yani. Yok be şey, Viyana'da terör saldırısı oldu ya, ondan oldu. Ha, o zaman hakikaten geçmiş olsun be. Gülünecek bir şey değildi. Ama Siz, işte beyefendi, bu sizi arkadaş ciddiyete... halkalıdan Viyana'nın getosuna taşındığı için Viyana'da Beyefendi, sayılmaz bence. beyefendi sizi ciddiyete davet ediyorum. Buna gülünmez yani. Lan ben şu an her şeye gülerim. Ben de pazartesi aşınlanmak isterim şu an Deniz'e. Anlaştık abi. Hatta ben Fate sistemiyle falan da hani o şeyden ben de aldım. Fate sisteminin kitapçığını falan da okudum, şey yaptım. Hani Fate falan da oynayabiliriz. Hani deneme amaçlı falan. Bir ara şey oynayalım mı ya, bomba oyunu? Ha, olur. Bir Yaş. ismini hatırlamadım şu anda da, hani biri anlatıyor, öbürü bombayı çözmeye çalışıyor falan. Keep Talking and No One Explodes oyunun ismi. Ha, aynen. Oynanabilir ya, ben şey diyeyim abi, böyle, hani bir dönem çok oynuyorduk da o kadro dağıldı, artık karantina falan derken asla olmuyor. Ben düzgün FRP falan oynamaya hasret kaldım biraz ya, canım çekiyor. Chat'te oynayacak olanlar varsa hep beraber de bir şeyler yapabiliriz, benim chat'te de hani. Discord'da falan. Farj da güzel abi. Güzel güzel kafa. Tamam, biz paslaşırız abi, sorun yok. Sıradaki parçamız Sansar Salvo, Firar ve Arda Ay doğdu. Rampa geliyor. Sansar bugün hani umarım bizi sen kurtarırsın ya. Her hafta çok üzdün bizi ama bugün umarım sen kurtarırsın ya. Geçtik parçayı bu arada. Yok yok, gerek yok. Sansar da nakarat zaten çok kötü, Firar üzgünüm. Hani, diğer Arda Ay doğduya gelemedik. Yani kendisi hakkında hiçbir fikrim yok. Sansar belki kurtarırsa Sansar kurtarır diye çok geçmişin, çok eski geçmişin hatırına bunu dedim ama Sansar da aynı bildiğimiz abi. Uzun sıkıcı ve tekerlemeli rapine devam ediyor. Ki yani ya şey değil, yapsa yapacak ama niye bu ısrar abi, neden ya, asla çözemeyeceğim ya. Neden yani gerçekten? Acı çekiyorum Baykan. Ben de son parça zaten Apsa'da. Patron ve Bedon'un parçası son Ya parça. şöyle söyleyeyim. Karnımın kamerada gözükmüyordu şu. Çaprazına böyle bir ağrı girdi yani artık. Canım yanmaya başladı. Bugün sadece ben abi gelen demoyu onurlandırmak için en iyisi onu seçeceğim yani. Gerçekten bugün dinlediğim en iyi şarkı bir dinleyicimizden gelen demo abi. Koca piyasada. Dalga geçer gibi ya. Ha, normalde seçmem de hani bugün hakikaten onu seçeceğim yani. Ben çok acı çektim değil mi? Anla ki. Bugün öyle bir parça dinledik. Çok seveceksin. Stabil'in öyle bir parçası dinledik anla ki. Direkt o parça yani. Fakirdik, sevişemiyordu. Sevişirken üstümü çıkaramıyordum falan diye söz var anla ki. Şaka yapmıyorum. Gerçekten var bu arada. Ve abi Discord'da yazdım bana not olarak unutma diye. Şu an her Discord ekranına baktığımda sevişirken üstümü çıkaramazdım yazıyor. Sinirim bozuluyor başından beri. Bir an önce yayını bitireyim, kapatayım şu Discord ekranını diye bekliyorum. Parçanın ismi... Baykan'dan bana gelen mesaj ve büyük ihtimalle bir haftalar sonra denk gelsem hatırlamayacağım. Sevişirken üstümü çıkaramazdım yazmış. Nasıl yani? ya şey anla ki bu arada şey parçanın ismi de Stabil Karnım Aç ve parçada bu tarz sözler falan var yani. Sıradaki parça. Ve son parçamız artık. Geri kalan netteyi falan artık hakikaten tahmin edemiyorum, salacağım yani. Bedo ve Patron. Ölebilirim. Geliyor. Öf, geçtim. Chat de zaten acı çekiyor. Geçildi abi. Yok, Efecan'ın olduğunu biliyorum beatim bu arada abi. Gerçekten Patron Taladro'ya dönüşüyor şu an.
Ya umut ve şey. Ben Ara vermek için doğru zamanı seçmiş yani. bir de şey var. Acaba hani sonuçta patron yani IQ'su düşük bir insan değil. Belli bir dünya görüşü olan bir insan bizzat tanıdığım için diyorum. Hani bu para kazandı, tercihti, tamam, o ayrı bir şey ve çok gömdük ama şey değil. Hani burada hayatsız vizyon, o kadar da büyük vizyonsuz ve zekasız bir insandan bahsetmiyoruz. Belki de farkındadır ve hani bir detoksa girdi belki, bilmiyorum abi. Hani bizzat konuştuğum bir durum değil. Ben sizden öğrendim ara verdiğinde. Belki bu ara vermeyi abi ben ne yapıyorum diye silkinmek için veriyor belki, bilmiyorum. Yani ya vizyonsuz olmadığı şuradan belli abi. Şimdi parayı yapan professional 2 3'ü falan yapan insan hani belli ki bir yerde bir şey var değil mi yani? Bu bir tercihti belli ki. Ya, hatta daha geçen haftaki dinlediğimiz parçada hani bunu ben bunu tercih ettim. İşte benim yerimde olmak için şunu yapardınız falan diye verse'ler yazıyordu. Ama belli ki bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve her şey hep aynı şeyi yaptığının, kötü bir şey yaptığının hani yani müzikal anlamda artık tatmin etmeyecek bir şey yaptığının farkındaydı ve ara vermeyi tercih etti belki de, bilemiyorum yani. Ya da PR olabilir, evet. Dönüşü Rain Man'le olursa PR hareketidir. Ben bunu bilmiyorum çünkü yani ama ve burada da hani ben Bedo'ya da seveni çok belli ki aylık 1 milyon dinleyicisi var Spotify'da yani ama gerçekten Çağatay Akman çok hissediyorum Bedo'yu dinlerken ve bana gelmiyor abi, çok nargile kafa işi yani gerçekten Bedo bana gelmiyor. İyi çocuk eyvallah ama yani şey değil, ben Benfero'nun da iyi çocuk diye kabul edilmesine karşıyız ama Bedo'da da aynı şey geçerli abi, ben şey değil, iyi çocuk olmak eşittir kötü müzik yapabilirsiniz safe artık hiç konuşamıyorum farkındasın. Pesi var mı? Evet, safe diyorum. İyi çocuk olmanız size abi. Kötü de olsa müzik piyasası yer edebilirsin ve sanat olarak müziği katledebilirsin. Pesi vermiyor abi size yani. Yine iyi çocukluğunuza devam edin. Eyvallah. Yo, bu kafa var ya hani ama şu çok iyi çocuk. Evet ama ya, tamam iyi çocuk. Evet. Ama şey yok. Geçmiyor abi bana müziği. Üzgünüm. Hani bir... Gerçekten nargile kafe şarkısı yine yani. Bugün iyi parça yok. Hiç, hatta bugün kötü parça bile yok abi ya. Bugün parça bile yok. Bugün yok aslında falan Abi diyor. gerçekten bugün şey yok. Hani şöyle kötü parça bile yok. Hani berbat işler falan tabii ki bol da hani. Ya eksikleri var. Bu hiç benlik değil. Kötü hatalı parça. Ama en azından iyi niyetli falan diyeceğim bir tane parça yok abi. Üzgünüm yani. Ve Valla artık ben yayının başına bak yalan olmasın. Çok'sun yanına çarpı koymuştum. En kötüleri yok. hani ihtimallerin Yok yanına yok. koyuyorum unutmayayım diye. Yani gerçekten Öyle bir diğerlerini hafta. tutmadım bile artık. O kadar kötü bir hafta ki Öyle bir tutmadım yani. hafta ki Fuchs'u hani şey olsam hani illa birini seçmek zorunda olsam üçüme Fuchs'u koyabileceğim kadar kötü bir hafta yani. Evet. Ya bir Dipnot'un şarkısı O da geçmedi vardı. bana. Bir Surveillance Da Poet vardı. Yani. O da kötü abi. Onlar da normal bir haftada giremez yani bu listeye muhtemelen. Çünkü o nakarat, Yani Sürveyan'ın verse'ü ve Dapo Dapo dedikleri kötü orada. Hani sırf BT diye de bir parçayı kurtaramam. Öyle olacak değilse Benfero'dan en iyi parça seçmem gerekiyordu. O zaman Benfero'ya da haksızlık edildi yani bu yayında o zaman. O mantıkla seçeceksek. bir işte bizim demo şarkı kaldı aklımda. Evet Yasin şey Benim de. hani ben Şeyinşah'ın zaten şey değil. Ben Şeyinşah'a biraz iftira atıldığını hep söylüyorum hani bazı olaylarda. Ya yani adam şey var. Şu yaşandı daha önce bildiğim bir olayı anlatayım. Ya verilen düet parasını sadece kaporasını verip abi parçamı atmadın deyip sen paranın tamamını atmadın sana niye parçayı atsın adam? Ondan sonra paramın üstünde yattı diyen insan da olur. Sen ev satarken bugün şey düşün müzikten ev satarken hani kaporayı alır almaz tapuyu yapıyor musun insan üstünde? Bütün para gelince mi tapuyu notere gidip üstünde devrediyorsun yani? Onu geç işte yayının başında anlattım. Para almadan bir kısmını yaptım mesela işin hata Yani. yapıp. Çok amatörce bir hareketti. Adam vazgeçtim dedi. Benim emek çöpe gitti yani. Ya Her Şehinşah yerde böyle. şey değil tabii ki. Ben de değilim. Hiçbirimiz değil. Yani Şehinşah tabii. Pürüp bak hani şey değil. Hani cennetlik insan falan demiyorum burada ama adam hakkında ortaya atılan iddiaların bir kısmı da abi iş bilmemekle alakalı yapılan saçmalıklar ve çakallığın sonucu olmuş şeyler. Ha, parası da geri gitmiştir. Hani 50 lirasının üstüne kimse çökmez yani. Ona eminim ben. Yani 50 lirasını geri vermiş. Ya şey inşallah düet paramı aldı, düeti yapmadı. Ya abi sen düet ücretinin kalanını ödemedin. Bu benim gözümün önünde olmuş bir şey daha önce. Yani.
Bu tarz Bugün bence şeyler daha de var. fazla Türkçe rap konuşmayalım Yok yok ya. şeyden diyorum. Ya ben hani Vallahi bayılacağım. Şeyin Şan karakteri kötü. Ya abi taş gibi, ya bunların yanında taş gibi müzik yapıyor abi adam. Gerçekten bunların yanında taş gibi müzik yapıyor adam. Hani karakteri o kadar da ilgilendirmemeli zaten. Hadi şey değil. Karakteri kötü dediğiniz zaten adamın da o kadar büyük falsoları yok yani. Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Oraya gelmeyelim. Gelebilir çünkü bu konu üzerine her seferin olduğu gibi. Evet, kariyer yönetimi kötü. Buna kabulüm ama yani şunların yanında hani ömrümün sonuna kadar dinlerim abi şu bugün dinlediğimiz parçaların yanında hani. Evet, bak Maestro'nun albüm parasını alıp albümü yollamaması bol sözü hala konuşulan bir şey. Ya bu etik bir şey değil yani. Ama kimse hani Şehin Şahan yaptığı görülürken bu tarz şeyler görülmüyor yani. Şehin Şahan'la ortak bir iş neden olmasın abi de hani öyle bir şey konuşmadık. Biz genelde çizgi roman, çizerler üzerine falan arada böyle birbirimize hani DM'den falan bir şeyler atıyoruz. Paslaşıyoruz ama öyle çok uzun süredir yan yana gelip oturmuşluğum yok yani. Eskiden tanırım ama şu an mesela onun da ben yakın circle'ında olduğumu düşünmüyorum. Arkadaş circle içerisinde. Çünkü fiziksel bir temasımız yok ama aramız da kötü değil ama öyle çok da yakın değiliz yani. Ama bir gün olursa neden olmasın yani sonuçta birbirimizi biliyoruz. Yani ben bugün en iyi en kötü seçmeyeceğim yani. Çat diye gidiyoruz. Ama bir raid bakayım. Mesnefe falan yayındaysa ya da başka bizden birileri. Ben bugün size daha fazla rap dinletmek istemiyorum çünkü açıkçası. Hani Mesnefe kızmayacaktır, alınmayacaktır bana. Kim var diye bakayım. Arkam bir şey soracağım. Tabii. Oleli mudur nedir? Nasıl okunuyor kendisi bilmiyorum. Biraz Olokuli. açıklar mısın? Menüde yer alan. Olokuli abi. Tangerine Kolos. Tamam. Çok babacık şey gibi geldi de o yüzden Ha yok. sormak istedim. Tangerine Kolos. Bizden birileri kalmış yani benim önerdiğim yayıncılardan çok biri kalmış. Hep bildiğiniz isimler var. Onlara da raid atmak anlamsız zaten. Hani Jahreyn'e 60 kişiyle gitsek ne gitmesek ne zaten şu an. Belki Jahreyn'i de çok önerdiğim söylenemez zaten de. Hadi Turgut'a gidelim ya. En azından bayağıdır atmıyoruz. Raid atmış olalım bugün. Diren yayında olsaydı. Aa turuncu yayında mı? Tamam direkt ulu turuncu o zaman abi. Lütfen katılın. Selam da söyleyin. Biz kaçıyoruz. Yarın saat kaçta yayını açarım? Yine akşam falan açarız. Kafamıza göre şey yaparız ya. Oyun oynarız muhtemelen. Beraber de oynayabiliriz. Ben bir şey oynarım. İzleyebiliriz. Onun için şimdilik öptük. Mari ile sizi. Bugün enerjimiz kalmadı çünkü. Yoksa benim bugün de oyun planım vardı. Kusura bakmayın. Turuncu'ya selam. Görüşmek üzere. Biz kaçtık. Bu saate kadar acı çeken herkese teşekkürler Aynen bizimle öyle. birlikte. Aynen öyle abi. Görüşmek üzere.